Abicim sen nasıl bana takım vermek zorundasın sen? Abi sen takım verdik, sen Lille verdik, şimdi ülke geldi işte sana. Abi bir dakika, sen Leeds United'dan başka Amerikalı aldın. Evet. Aynen. Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Üçlü Rebit videosuyla karşınızdayım. Umuyorum ki gününde ve saatinde atılmıştır bu video. Bu hafta tabii ki bazı korkularım var gününde ve saatinde olmamasıyla alakalı. Yine sebebi evet. Arden. Ya ne, ben direkt ben değilim bu sefer. Ben de varım. Ben de varım ama Arden de az değil. Ve bir de şu da var. Bu videoyu başka, yani senin kanalında her zaman yapan Mert yapmayacağı için İlkay yapacak. İlkay'ın da payı olabilir. Bir de o var. Ben o yüzden diyorum sapıttım. Her türlü yani, her türlü mavi. Aa yapma işte bak, bu videoda küfür etmiyoruz bu arada hiçbir türlü. Tek küfür bu olsun. Çünkü İlkay küfürleri aradan kaçırıyor. Hadi be. Evet. Ne bir şeydi, bokladım ne? Ne yapacağım çeviri? Herifçioğlu falan ne? O zaman şey yapayım ben. Kaçırdı. Ha? Kendi sansürümü kendim koymaya yaparım ben o zaman. Yap. Konsepte girmeden önce bir şey söyleyeceğim. Eşim yaptı. Kahve içeceğim. Eşin yaptı. Bir dakika. Konsepte geçmeden önce benim bir şeyim var. Buyurun. Sen Türkiye'de bir Joker dizisi varmış, ona oynuyormuşsun. Böyle bir rivayet var. Hani, başrol olmak için mi? Kapattım, kendi kendime konuşuyorum. Niye Joker ben olmayayım diye. Özel çabalarım varmış, özellikle benim kanaldaki performansı çok ilgi çekti. Ki onu tam koyamış. Ya Mert'in bir bilgisayarına problem var arkadaşlar, şey yapamadık. Render'da bazı sıkıntılar oldu, eksikler. Yoksa ben böyle bir şey görmedim. Ben gerçekten ürktüm. Bunca yıl tanışan biri olarak ürktüm, tırstım. Ben Joker, bu adama zaten Türkiye'de daha iyi davranacağım, onu söyleyeyim. Korktum çünkü. Bu adam gelir beni evimde boğazımı falan keser, ha falan der gider. Ben bir de İstanbul'a geliyor. Işte. İstanbul'da yaşayacağım falan diyor, bir de o da korkutucu oldu. Yani her türlü bir çekincelerim mevcut. Ama ben anlamadım yani, sen nasıl tek başına örüyorsun? Tek başına insan aklına gelen bir şeye nasıl kahkaha atar? Nasıl tek başına diyalog kurar? Ben arkadayım o sırada. Ben hepsine şahidim arkadaşlar, ben izlemedim. Ben aslında kameranın arkasına geçtim. Hani rahat takıldım, ayakta biraz çok oturdum diye. Sesimi de çıkarmıyorum. Arden gitmiş, kendi kendine konuşuyor. Ben böyle bir şey görmedim. Arden odada yok yani, katta yok, alt kat. Arden de nasıl bir evde oturduğunu tahmin edebilirsiniz. Arden ya şöyle, papazan malikanesi. Şöyle oldu. Arden papazan malikanesine oturuyor. Evet. Malikanede uşaklara gidip ya bana lütfen yemek ver. Himmet abi falan böyle takılıyor. Himmet abi falan diyor, sarılıyor marılıyor. Mert Ramazan Demir gibi düşünebilirsiniz. Yani ikinci kalite bir yalı çapkını Arda. Ama Ardan şimdi Himmet abisinden yemek istemeye gittiğinde sen nasıl böyle bir şey yaptın abi? Bu nasıl bir sanat eseri? Anlatıyorum. Joaquin Phoenix diyordur lan, bu herif benim ekmeğimden neden iyi ki İngilizce bilmiyor falan diyordur. Kesin. Kim İngilizce bilmiyor ya? What's your name? My name is Uğur. Bak işte bak ne oldu, bak o gün ne oldu? Böyle bir televizyon gün, programında vardı bu şey. Evet. O gün zaten enerjim çok yüksekti. Biliyorsunuz o videoda çok yüksek bir enerjim vardı. Sonra bir anda siz gittiniz, tamam mı? Yalnız kaldım. Lan dedim, bu hayatta dedim hep mi yalnız kalacağım dedim ya. Ya eğer dedim ben bu hayatta hep yalnız kalıyorsam kendi karakterlerimi oluşturayım kafamda dedim. Ondan sonra konuşmaya başladım. Ben konuşuyorum, sanki Arden bana cevap veriyor gibi düşünüyorum. Ben konuşuyorum, Arden bana cevap veriyor. Sonra Arden'den komik cevaplar almaya başladım. Sonra komik cevaplar alınca güldüm yani, o kadar. Başka bir şey. Adam YouTube'un John Nash'i ya. O kim? Sahibi. John Nash şizofren ama matematik dehası. Nobel ödülü kazanıyor ama şizofren. Çok güzel yani. Arkadaşları var şeyde. Yani görüyor, konuşuyor. Sen şey mi varken ya? Yanında trip atıyorlar falan. Bu nereden çıktı koyayım falan diyor. Sen küfür. Yine küfür etti. Denedim, test ettim şey. Bakalım burayı İlkay gelecek mi diye test mi ettim? İlkay'ı test ettim. İlker dedim çocuğa. Akıl oyunları mıydı o? Bir de film vardı bir tane. Akıl oyunları evet. Ya mükemmel. İzle biraz, izle bunu. John Nash kim falan diyor. Tamam bakacağım. Akıl oyunları. Bilmezsin sen, gerizekalısın Arden. Arden pardon, gerizekalı değilsin. Birisi yazmış Arden hep gerizekalı diyorsun, çok şey... Haklı. Üzülmüşler mi? Haklı. Bir de gerizekalı da demiyorsun. Hani gerizekalı. Şey değil, anlık sinirle değil. Dümdüz böyle sakinken falan, sen zaten zeka eksikliği olduğu için böyle yapıyorsun falan ya. Gibisin. Arden, ileri zekalı Arden. Bak artık şey yapıyorum. Bundan sonra böyle... Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim bak, bunu ilk defa bu kanalda dinliyorsunuz. Az önce Arden ağzından kaçırdı ama çok böyle bir köprünün üzerindeyim böyle. Sağ mı, sola mı? Sağ mı, sola mı? Belki temelde Türkiye'ye yerleşme fikrim var. Haberiniz olsun. Sizden yorum bekliyorum. Türkiye temel yerleşirsem
olumlu şeyler ne olur benim için ya da olumsuz şeyler ne olur? Bunları lütfen yorumlara yazın. Belki de 2 ay sonra, 3 ay sonra temelde Türkiye'de olmuş olabilirim. Onu bence söyleyeyim. Müthiş olur. Ben yani biz zaten beraber olduğumuz için bizim için müthiş olur. Ama işte yaşam maşam kaç yıl oldu unuttum oradaki yaşamı. Lütfen yorumlara yazın diyorum. Ve buyurur. Oğlum bir kere öncelikle insanlar çok sevinecektir onu tahmin ediyorum. Gelirse burada tam zamanlı YouTuber olacak. Burada bunu kırbaçlayacağız bunu. Aynen. Günde 7 içerik falan Arda'nın 2 katı içerik yaptıracağım. Evet. İkinizin toplamından daha fazla yapacağım o zaman. İnşallah. İnşallah. Bakalım. Buradan da Türkiye'deki arkadaşlarıma selam olsun. Bekleyin beni. Eski günlerimize geri dönüyoruz gelince. Arabamı da getirebiliyorum zaten temelli. Oh. Çok iyi. Peki bir şey soracağım. Efendim. Arda'nın IQ'su kaç sence Onur? En fazla kaç oluyor? Yani en fazla 180 falan herhalde. 160 galiba değil mi? En az kaç oluyor? Gibi de diyor ya 90 diyor, 91 diyor. Ya o bölüm çok 90, komik ya. Sus 90 IQ falan diyor. 89 IQ Hayır. falan. Arda'nın IQ'su 160 ile 90 mesela atıyor. Türkiye'nin ortalaması 88. Öyle düşün. Türkiye'nin ortalaması 88 mi? Evet. 88. 80 ile 160 arası diyelim. Arda'nın Arda'nın de bence... Benim de 136. Senin 136 mı? O zaman Arda'nın 100. Bence ideal. 3 hane gördük. 100 bence. 100 iyiydi. Daha ne isteyeceksin? Bu arada 136 nasıl oluyor lan? 136. E nasıl 136 ya? Bence senin daha fazladır ya. Ya benim matematik zekam yüksek. Ondan yükseliyor zaten. Bilmiyorum, ama diğerleri daha fazladır. Ben bilmiyorum valla. Çocukken ölçtüler işte öyle 136. Çocukken abi şimdi ölçtüsene bir daha. Senin şu an bence 147 falan çıkar. Düşmüştür. Onur abi seninki kaçtır? Benim mi? Uğur'unki bence şu an 145'tir şu anda. Arda'nın 100'dür. Benimki de 123 falandır. Bence. Uğur sence? Vardır. Sen gibideki falan... şey bölümü gibi oldu bir ara vardı ya. Kanka sence ben ne kadar yakışıklıyım soruyor böyle. Sen 10 üzerinden 4'sün ya falan. Aynen. Ersoy'a diyorlardı. Pero insan olarak sen doğada hayatta kalamazsın falan diyor sokak röportajı. En son bölümü izlediniz mi? Ben 8-9'um. 9'um ben falan diyor. Sen 4'sün diyor. Yeni sezondaki bütün bölümleri izledim. Hiçbirini beğenmedim. Hepsi bana kötü geldi ama en son bölüm vardı geçen hafta yayınlanan. Bu işte şey köyde öğretmen oluyor falan filan. Ona bayıldım ya. Çok küfürler de vardı. Çok güzeldi. Ben izlemedim onu daha. Ben 3 bölüm biriktirdim. Bir o güzel. Yeni sezonda bir o güzel. Bak sadece o güzel. Bence IQ'lu bölüm de iyiydi bu arada yapma. Şimdi dur. Şey yapalım. Arkadaşlar. Uzun zamandır yapmadığımız ve özlenen bir konsept. Çünkü yorumlarda gördüm. Bu özleniyor. Bir ülke bir takım konseptini yeniden yapacağız. Ben mesela diyelim ki şu an bir oyuncu seçtim. Diyelim ki Mbappe'yi seçtim. Ben bu Mbappe'yi dersem ki ben Paris Saint-Germain'den Mbappe'yi seçtim dersem. Benden sonraki ülkesinden seçmek zorunda. Ben Fransa'dan seçtim dersem. O Paris Saint-Germain'den seçmek zorunda. Kötü kadrolar kurduk bitti. Evet. Evet ama bir kere. Ama şimdi şöyle saplamalar da var biliyorsun. Bakalım ne olacak. Oğlum bu draft konsepti. Sen niye draft konseptinde beliriyorsun? Dümdüz draft yapıyoruz. Bu yaratıcıya kaçıyor bu. Hayır, saplamalar var burada. Peki Arda'nın şimdi birazdan başlayabilir. Şimdi mesela sen başlıyorsun ondan sonra şey yok değil mi? Ondan sonra yok. Ondan sonra ülkeyse takım ülke. Ülke takım diye gidiyor. Bu arada Arda'nın Uğur'da arkadaşlar birine puanlar çok yakınlar. Ben uzaktayım. Çok yakın değilim ben. Benden sonra kim seçiyor? Sen en son Uğur abi kazandı. Sen ben Uğur abi gidiyoruz. Evet. Oh ben, Uğur abi bana ben, saplamıyor ya. Oh. Evet ben Onur'a saplıyorum. Bugün rahatım. Hep Uğur abi saplıyordu bu konuda. Sapladığımda evimi basacaklardı. Sen Arda'ya niye kötü adam veriyorsun diye. Çünkü adam benden sonra geliyor. Kime vereceğim yani? Evet abi. Ama rahatım. Uğur abi genelde sapladığı için Uğur abinin önünde olmak çok kötü bir şey. Ama bu bölümde değişik bir şey olacak. Ney? Öyle bir şey yok. Var ya sonradan kural getirdi. İnanamıyorum abi, ya. Abi ortaya geldiğimiz zaman 11. oyuncuda... Dönecek mi? Değişiyor. Tersine dönüyor. Ya var ya sırf Uğur abiden sonra olduğu için ya. İntikam zamanı, rövanş. 10 o zaman lan. 10 20 işte. Mantıklı aslında da. Olur. Mantıklı bu arada. İntikam ne bildi? Güzel. Aynen. Sen bana bunu yapmıştın. Ben de sana bunu yapacağım diye. Yapalım mı onu şaka bana? Ya bunun başka bir yapalım, adı da var yapalım. Ama söylemek istemiyorum. Yapalım mı onu gerçekten? Yapalım. Ama bu sefer 10. seçen kendine 2 tane oyuncu seçmiş olacak. Olmaz. Ne alaka oğlum seçsin? Ama kendine göre seçecek. Mesela... Fransa ise falan ona göre adam alacak. İkinciyi de o seçecek. Avantajlı olacak onun seçen kimse. Şimdi ben istiyorum. Sadece yönlendirir, sıra değişir sadece. 10. olan, 10. tur bittiği an mesela ben 1 olmam, Arden 1 olur. Çünkü ben Arden'e döneceğim ya. Tamam. Arden Onur Uğur, Arden Onur Uğur'a döner. Ulan her türlü bana saplıyorsunuz. Bu nasıl bir konsept ya? Tamam bakarız, 10. turda bakarız. Şu an kesin değil o. Bakarız. Nasıl kesin tamam, değil? Bakarız. Bir dakika bunu belirleyelim ya. Bakarız diyor Uğur abi. Burada bir şey demeyecek misin ya? Öyle bakarız mı olur lan? Bence bana zaten 10 tur sapladığınız için benim sadece bir tur kendime vermem. Lan neler diyorum ya. Kendime vermemde bir sakınca olmaması gerekiyor. Olabilir. Tamam. Şimdi ben ilk oyuncumu... diye veririm. Evet. İlk oyuncumu aslında... Ben kendime veririm. Mbappe olarak düşünüyordum. Ama
Sonra birazcık bir şeyler düşündüm. Dedim ki yani Mbappé'yi aldığım anda arkadaşlar açık konuşayım. Ya Fransa'yı ya da Paris Saint-Germain'i veriyorum. Birazcık akıl oyunları yaptım. Dedim ki acaba Osimhen'i mi alsam? Osimhen'i Napoli'den alıyorum dersem onlar Nijerya'dan almak zorunda kalacak bir sonraki. O da olabilir aslında. Ondan sonra Saka'yı düşündüm. Yani mesela Arsenal İngiltere'den Saka'yı alıyorum desem sadece Odegaard şansları var. Ama Odegaard da iyi. Alo bu haber Slovenya'yı ya. Ya onu da düşünmedim değil. Onu da düşünmedim değil. Ama Oblak da işte çok bir şey yapamıyor son zamanlarda. Biraz bilmiyorum, çözemedim. Lewandowski al, Polonya var. Merhaba Erden. Sen bilirsin abi, sen nasıl uygun görürsen. İşte şu konuşmasıyla gönülleri fethetti biliyor musun? O zaman ben şöyle yapıyorum. Ben Bayern Münih'ten Alphonso Davies diyorum. Bana Bayern veriyorsun. Ben Bayern Münih'ten alıyorum. Ha, bana ülke veriyorsun, Kanada veriyorsun. Bence first pick'ini çöpe attın. Çok saçma. Bayağı bel altı yaptı ya. Yani ya böyle bir çirkef, yani çirkef değil de yapabilirsin de. Yani... Kendine de bir çok bir yararı yok Alphonso Davies'i ilk turdan almak. Ama hayır, ama şöyle, ben dörtlü oynuyorum ya. Çok iyi bir bek, gelişim açık bir bek, potansiyeli çok fazla. Ya ne anlatıyorsun abi? Şuradan mesela ben senin yerinde olsam ya Lewandowski alırdım saplamak istiyorsan, Polonya şey yapardım. Uğur abin dediği mantıklı. Ya da hiç saplama düşünmüyorsam direkt Mbappe'yi çekerdim. Ben burada direkt Mbappe alırdım bu arada. Tamam, seç, sıra sende. Büyük hata yaptı, neyse iyi oldu. Ya Kanada ne ya? Of. Ne var ya? Sen bir ülkeyi nasıl küçümsersin ki? Neyse, ben Jonathan David'i alıyorum. Kanada'dan Jonathan David'i aldım. Takım falan da söyle, insanlar bilsinler. Lille. Tamam. Tamam, ben Lille'den seçeceğim yani. Ülke takım, bu sıralı mı olacak? Ülke diyen sonra takım sonra evet. Ülke gibi mi? Yoksa istediğimizi sürekli kayacağız mı? Yok, sıralı. Ha, güzel, Lille aldım o zaman. Ya sana ülke geliyor değil mi? Evet. Ülke nereden seçiliyor ya burada? Nationality. Come on man. Nerede? Her şey ya. Bu değil bu arada. 81-85'miş. Jonathan David mi? Fena 10. turda, 10. turda dönüyoruz ya Uğur. Unutma. Dönüyor musun? Dönüyoruz ya 10. turda. Ha. Aa, bu nasıl takımmış ya? Şimdi ben bu adama tabii ki Mbappe vermeyeceğim. Ama 10. turu unutma. Arden birinciye genelde. Tamam, kendime vereceğim orada. Sorun yok. Arden birinciye Arden genelde birinci diyor. Ben birinciyim. Ha doğru. Ne? Ney? Ha, genel puanda diyorum ben. Genel puanda. Benim de yani ha. Kaç videodur evet. Kazanamıyorum. Genel puanlardan biri. Genel puanlardan birinci, evet doğru. 13 turda yardım ederiz birbirimize. Timothy Weah'ı alıyorum ben. Nereli? Amerika'dan seçeceksin. Amerika'nın şeyi neydi ya? United States. America. İşte şu anda her şey değişti. Ben burada polis alsam Arden'e Chelsea gelecek. Reyna'yı alsam Dortmund gelecek. Guerrero çeker direkt. Ben şey alıyorum buradan. Taylor Adams. Kendisi Leeds United'da oynuyor. Tamam. Leeds United'dan bir seçim yapalım. Belli ki bugün böyleyiz. Oo, burada bir adam var. Dur bakayım bundan ne geliyor verirsek. Aa, bunun ülkesinden alacak. O zaman Onur abiye iyi adam gidebilir. Ne? Onur'a iyi adam gitmez. Sen bunları düşünme. Bana yaptın bunu. Sen bana iki turdur ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? First pick'inde Alphonso Davies aldın saçma sapan. Ama sen lidersin, ne yapayım? Geçmek tamam. İstiyorum. Tamam, ben de senin yenilmeni istiyorum. Sana... Ama birazdan, ama biliyorsun ki bir bölümde daha biraz saplama vardı. Önce sana saplamıştım, sonra ödüller vermiştim, hatırla. Ödüller. Ama Uğur'a verme, Uğur'a sakın bir şey verme. Ödül diyor, ödül evet. Dur Uğur bir dakika, ben iyi bir seçim yapacağım. Ya çok kötü takım bu da ya. Weston McKennie'yi alıyorum, Amerika. Tamam oğlum, takımını söyle, Amerika verdim ben zaten. Sana tamam, Amerika geliyor. Sana yine Amerika geldi. Sen takımdın, Lille'din, şimdi Amerika oldun. Saçma sapan konuşmayın ya. Weston McKennie'nin takımından alacağım ben. Ben takımından aldım Weston McKennie'nin. Leeds United dönüyor. Abicim ben Lille'den aldım. Tamam. Amerika'dan Onur aldı. Sen nasıl bana bir daha Amerika verirsin? Saçma sapan konuş. Hayır, ben Amerika'dan Kyler bilmem neyi aldım. O Leeds'e gitti. O da Leeds'den. Leeds'den aldı işte. Leeds'den Amerika'dan alamaz ve Leeds'den aldı yani. Tamam işte, Leeds'den aldı. Yine Amerikalı geldi sana. Amerikan aldı. Ya abicim, hasta mısın? Sürekli Amerika döner o zaman. Mantık, azıcık mantık. Abi, hayır bak. Yapacak bir şey yok. Ülke geldi, ne yapayım? Abicim. Alphabet'ten ülke geldi, doğru. Evet. Doğru. Yani... Bir, ama abicim yok, mantıksız söylediğini. Sürekli Amerika dönüyor, Amerika dışına çıkamayız o zaman. Niye çıkamayız ya, sen şimdi? Abicim sen nasıl bana takım vermek zorundasın sen? Abi sen takım verdik, sen Lille verdik, şimdi ülke geldi işte sana. Abi bir dakika, sen Leeds United'dan başka Amerikalı aldın. Evet. Aynen. Gerçekten bir halt yok zaten de. Çok da böyle hani konuşmama değecek bir şey değil. Ya IQ'yu demiştim, 123'e düşürüyorum. O zaman sana bir kıyak yapma vaktim geldi mi? İşte bu. Kolombiya'da mı yoksa? Yok, ben zaten Amerika'dan Amerikan seçeceğim. Amerikan seçiyor ya. Onur abi de. Hayır, Amerikan seçecek de Kolombiya'da mı seçecek? Kafasını karıştı. Kolombiya asıllı. Kimi diyorsun ya? Ne anlatıyorsun oğlum? Ben bir şey yok ya. Kimi seçiyorsun? Abi bir şey söyleyeyim mi? Yalnız var Reyna'nın potansiyel 85. Oha. Pulisic hem sağ kanat hem sol kanat mı? Yuh.
Cameron Carter Vickers. Celtic'ten. O kim ya? Onur, eğer Pulisic'e değecek bir adam olsaydı Pulisic, yani diyorum 83 olsa verecektim sana. Bu Amerika'dan kimse birbirine bir şey vermez çünkü değmiyor yani. Değmiyor. Amerika'dan aldığım adam yüzünden şey olmasın ama mesela ben 83 aldım, sen 87 alacaksın. Verecektin. Evet, şu anda bana Celtic geldi. Benden de Arda'ya gidecek. Celtic'te ne var acaba, bu kadar gülüyorsa sıkıntı ya. Evet, Celtic. Nasıl zevk aldı ya Celtic'i görünce. Amerikalı bir oyuncu var burada. Çıkamayacağız Amerika'dan. Çok güzel. Amerikalı bir oyuncu görüyorum burada. 76 overall. Carter Vickers. Abi adam onu aldı ya. Ha. Ben aldım ya. O yüzden sana geldi ya sıra. Yok orada evet. Şaka yapmış. Burada bu adam 123 olması mümkün değil. Bu adam 123 falan da yalan söylüyor. Bir şey düşüneceğim. Jota'yı alıp Portekiz'i mi vereyim Arden acaba? Ya hayatta yapmazsın. Kimse yapmaz bunu Jota için. Arden'cim valla kusura bakma kardeşim. Ben burada Conor McGregor alıyorum. Ve sana İskoçya'yı veriyorum. Hadi yine iyisin. Şaka yaptım tabii ki. Öyle bir şey yaptığımı zannediyorsun. Yapmıyorum tabii ki öyle bir şey. Yaparsın sana... bu arada yap. Hayatta yapmam. Çıkamayız. Evet. Hayır nasıl çıkamayız? Robertson var Mayak orada. Sen Robertson alırsın. O da gider Liverpool'dan alır. Doğru. Şöyle bir şey yapalım mı? Heh. Anlaşma yapalım. Ben tamam sana vereceğim. Sen Robertson'ı alacaksın. O Liverpool'dan alacak ama o da bana Liverpool'dan kötü vermeyecek. Ya böyle bir şey olamaz ya. Uğur abi olmaz hiç, değil mi? Uçuk anlaşması. Üçümüz iyi oyuncu alalım anlaşması. Öyle olmuyor ki. Nasıl denge bulacaksın? Biri 88 alacak, biri 83. Hayır, ya ben... Değil. Bu arada ben bunu... Bana mı dengeli olduğu sürece ben vereceğim onu. Rahat ol. Hayır, ama şey diyorum. Ben 80 vereyim, sen 88 al da olmaz yani. Yok yok öyle demiyorum. Şunu diyorum. Ben şimdi alacağım buradan McGregor'ı. O da Robertson alacak. Ama sen mesela Salah almayacaksın. Çünkü Salah ülkesinde kötü oyuncu var. Ama Van Dijk olabilir mesela gibi. Oğlum şimdi bunun pazarlı olmaz. Denk gelirse bir şey ona göre ya. Ben davranırım. Rahat ol. Ama... Bana bunu hesaplayarak veremezsin ki. Sen şimdi bana iki tur kötü verdin mesela. Şimdi ben şimdi niye iyi bir şey vereyim? Sana gelebilecek bir şey. Uğur abi sana niye iyi bir şey versin? Buradan da çünkü dolaylı olarak sürekli ona da kötü geliyor. Değil mi Uğur abi? Yani şu ana kadar en yüksek oyuncum 76. Ve bunu başlatan şu anda Onur abi. Bugün Onur abi inanılmaz bir felsefeyle gelmiş. Güzel ama. Lewandowski alsa biraz daha şey olurdu. Biraz ferah olurdu Lewandowski alsa. O zaman abi yapacak bir şey yok ya. Madem siz böyle şeyler yapıyorsunuz. Madem beni kızdırdınız. Hani Celtic falan filan geldi bana. Eyvallah. Eba bunun dönüşü olacak ama. Bunun dönüşü olacak. Süper Lig'de yapıyoruz değil mi bugün Rebuild'i? Süper Lig'de mi yapıyoruz? Tabii. Konferans Ligi Süper Lig. Önce anca öyle yaparız. Ben şey alıyorum o zaman. Hatate. Japonya'yı veriyorum. Al. Japonya'da şaka bir yana benim geçen asist kralım var manyak. Dalga geçiyorsun da vallahi Japonya'da asist kralı. Adam asist kralı olmadı mı Uğur geçen? Kamada'yı diyor. Evet. Kamada'yı. Ama Leverkusen verirsin. Oo. Leverkusen değil Frankfurt veriyorum. Aa doğru. Verebilirim ya. Kamada'yı alıyorum. Frankfurt verdim. Frankfurt. Sanki Frankfurt bana dünya şampiyonu da Frankfurt veriyorum. Herif o kadar gönlünden kopmuyor. Değil mi? Hani dibi dibi olsun istiyor. Böyle... Aha buldum. Frankfurt. Oha. Var bir şeyler var. O kadar da kötü değil. Oha Kolomani var. Evet ben ülke vereceğim için benim için kötü aslında bu. Neyse benim vereceğim adam belli zaten burada. Cibril Sov'u alıyorum ben orta sahadan. Çok iyi İsviçreli. İsviçre. Çok iyi. Çok iyi. Bu büyük bir hata Trepe ya. Trepe alamam. Muani de Mbappe yani. Çok fazla uçurum var. Şimdi şöyle bir şey var. Onur abi. Kalesine Kobel mi alacak acaba mı? Yan Sommer mi ya da... City... Aa evet lan iyi kaleci verdim yine ya. Ben yine kıyam yaptım. Sen iyi verdin. Şimdi ben Onur abi bakalım. Ya. Adama gidip Guerrero mu vereyim? Tamam. Akanji al stoperinde ne var? Yok ya City vereyim. E tamam o zaman git 75'lik adam al. Tamam. Arden sana yine iyilik yapacağım lan. Evet. Vallahi iyilik yapacağım sana. Acaba ne olacak? Evet çok merak ediyorum. Fabian Schär'ı alıyorum. Newcastle veriyorum. Al. İyi fena değil ya tabi yapılabilecek. Yani kötü değil. Kötü değil. Ben de böyle yapabilirdim. O zaman ben bir artık barış tohumlarını serpsem mi ya? Serp geç be kral. Serp. Nasıl işte güldü? Çok güzel güldüğü için serpeceğim ve Gimareş'i alıyorum. Brezilya verdim. Ne var abi barış tohumu dedim Onur abi itiraz etmedin. Lan bir şey mi diyoruz ya? Çoktan serpti. Ben böyle bir şey bu kadar da beklemiyordum lan bu arada. Al böyle abi. Bir şey yap- Adam kaleciyi aldı işte abi. Kaleci alan kazanır zaten. Alsın ne var? Alsın ben serptim. Serpiştirdim tohumları. Brezilya. Brasil. Evet buyurun. Ben şu an heyecandan şekerci dükkanına girmiş gibi oldum. Bu tercih çok net bence. Çok ya, net. O kadar net ki. Aldı. Casemiro. Abi hoş geçmiş geldin. Olsun. Manchester United'dan seçebilirsin. Bak Onur abi ne oldu? Sana iyi adam geldi işte. Lan nereye iyi adam geldi? Hangi kim var iyi adam? Rashford var. 87 kaleci var. Kalecisi var. Daha ne Rashford istiyorsun ya?
Oğlum kaleci aldığım zaman İspanya'ya gidiyorum. Ya İspanya'da iyi adam gelmedi diyorsun da senin bundan önceki 3 adamın kim mesela Davis dışında? Hepsi İspanya'da kötü. İspanya'da kim var ki? Rodrigo. Atet, Adams. Yani ne? Burada, buradakiler 100 katı iyi yani. Al işte geç bir tanesini. Ama Uğur abi nasıl verdin Brezilya? Oğlum ne yapayım? Casemiro varken niye alıyorsun Casemiro'yu? Ne yapsın adam? Daha ne olsun ya? Bence biz çok güzel barış serptik Uğur abiyle beraber. 90'lık stoper var. Yani niye almayayım ki? Anlamadım. Gerçekten. O şey istiyordu. Neymar'ı almanı istiyordu. Aklınca en başta. Bel altı olsun diye şey yapmadım. Bildiğin Casemiro daha kritik burada. Ya bu arada daha kritik olmasa da Casemiro'yu alırsın. Mbappe mi vereceksin yani? Hani burada artık yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Ben isterdim ki daha iyi bir oyuncu alabileyim ama De Gea'yı alıyorum ben. Rodri aldı. İspanya'da abi. Acaba bir dakika ben. Rodri almaz, almaz. O kadar da değil abi. Tabii bir tane yaptık da. Oğlum bir tane yapmalıyız. Yalıştın. Yok ki İspanya'da. Yalıştın. Tamam al canım ben. Şey yapmıyorum. Yönlendirmek için yapmadım bu arada. Gerçi ben Rodri'yi alırdım. Arden Bilal'i verir. Ne alacağım oğlum burada? Manyak mısınız? Kaleci mi? Kaleci al. Bir de bir yandan da şunu düşünüyorum. Acaba City'yi verip, neden verip? City'den bir oyuncu gittiğinde City azıyor ya, kaldırıyor. Ya Arden yalandan yapacağın şey yorumlarda linç gelmesin diye yalandan şey yapma. Yemezler. Hadi kim alıyorsan al. Yalan esir. Linç gelirse gelsin. Ben kendi takımımı iyi yapmak istiyorum. Buna çok kızılıyor hep. Ama hadi. Rodri'yi aldım. Tamam güzel. Allah Allah. Ben tutamıyorum kendimi. Şimdi bana saldıracak ya. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu De Bruyne'yi alınca gerçekten 99 alıyor bu. 99, 97 falan alıyor. Ben De Bruyne'yi alma zaten. Ödegaard alacağım. Haaland'ı alıyorum ben. He. Haaland. Ödegaard alacağız. Adama Arsenal'e vereceğiz ya. Arsenal'de o kadar deli bir oyuncu yok ya. Mecbur Ödegaard'ı alıyorum ben. Saka'yı aldım. İngiltere verdim. Evet Arda'nın arkasında olmak bayağı iyi bir şey ya. Mutluluk aktı. Mutluluk tohumları. Harry Kane'i alıyorum. Tottenham verdi. Aha şimdi işte Onur abi yine kıtlık başlatabilir. Haaland Kane yaptım ya. İyi güzel bunu kurtardık. Allah bereket versin. Arda'nın sayesinde. Yemin ederim Arda'nın sayesinde. Onu alacaksın. Güney Kore vereceksin işte. Evet yap hadi. Mecbur yapacağım tamam son. Güney Kore verdin. Bende patladı. Keşke devam etseydi biraz daha. Niye? Kimince'yi al. Onun Haaland'la şeyi var. Osimhen'i almaz zaten. Alabilir yani. Alabilir. Yok abi, yani o kadar da. Yani şimdi Osimhen zaten. Keser bir bilen oğlum alsın daha iyi senin için. Salak mısın? Hwang-hee-chan. Wolverhampton mu verdin? Aynen. O da çok iyi takım ya. Ne var Wolverhampton'da ya? İyi takım oğlum. Aa bunu aslında ben sana Portekiz'i evet bunu veririm. Sana kıyamı yapıyorum. Ben Ruben Neves'i alıyorum. Portekiz. Portekiz'den seç. Güzel. Guerrero ya. Guerrero alsana. Odegaard'ı aldım cama ya. Ondan alamıyorum. O CM oynuyor. Bu CM'de oynuyor bu. Kim? CM'de 89 bu. Ama daha geç haftada şey oluyor. Gelişiyor. Evet ne olacak? 89. Zaten 83 yani. Çünkü oynatılmayacak bir adam değil. Zaman içinde 89 oluyor. Ya oynamazsa orada. Onun CM'si var direkt. Ben şey alacağım ya. Ruben Diaz diyorum ben. Al oğlum City verdin. Ben de bakıyorum. Hadi sen oğlum. Çok büyük bir karar eşiğindeyim De Bruyne'i alıp. Mevzu Uğur abiye bir şey verip vermemek değil. Şu an De Bruyne'den beni şey korkutuyor. Bu City'nin... O bir tane o da tattı bu zehirden. Adamın kalesi yok. Aradan kalesi yok. Ha onu diyorsun. Ulan City'ye geldik karar veremiyoruz ya. Ben şeyi alıyorum. Benim için en mantıklısı şu anda. Bari kalecisiz kalsın şerefsizler. Ederson. Brezilya verdim. Güzel. E çünkü Onur abi Kurtuay'ı verecektim öbür türlü. Lan burada da Alisson'a veriyorsun. Salak mısın oğlum sen? Kendi düşündüğün mantığa bak ya. Hı? Ay, burada da Alisson var. Ama Kurtuğa başka bir şey. Ya boş konuşma ya oğlum ya. Hani bir şey yapmamaya çalışırsın. Kaleci vermemeye çalışırsın. Buradaki kaleci olur 78 anlarım ne da. Ne yapayım ya ne yapayım ya. Brezilya'da o almayacak. O kaleci manyak. Almayacak o. Kaleci almayacak görürsün. O zaman De Bruyne'yi alsaydın. Kaleci almayacak. De Bruyne'yi istemedim. Mahvediyor beni. Evet Uğur. Bak şimdi o kaleci almayacak. Yalnız bir şey söyleyeyim. Uğur Neymar alırsa biz biteriz. Bence de. Almaz ama almaz. Ama Neymar... Arda'nın eskisi kadar verim yapmıyor. Neymar'da dedi. Bir şey yok almaz ya. Ama Uğur abi buradan ne yapıştırır biliyor musun? Onun ne yapıştıracağını sana söyleyeyim şimdi çok net bir şekilde. Söyle lan bilirsen söyleyeceğim. Ben karar verdim zaten. Karar verdin mi? Bekle. Marquinhos diyecek Marquinhos. Hayatta Marquinhos'u almaz. Niye alsın? Stoperi yok. Takım veriyor ama. Olsun. Sen de yapıyorsun hangisini. O yapmaz. O kimi alır biliyor musun şu anda? Onun şeyi ben sana söyleyeyim. Hadi artık ya. Vinicius'u alır. Tabii ki Vinicius'u alacağım. Vinicius Junior tamam. Vinicius'u mu aldın? Aha. Güzel. Real Madrid verdik lan sanki şey verdik. Daha tamam. Ne istiyorsun Onur abi ya? Valverde diyorum. Ben Ederson aldım. Aa Valverde dedi. Uruguay verdi bana. Çok iyi. Çok iyi bir tuzak. Ne var ki Uruguay'da? Gerçi Jimenez falan var. Jimenez, Araujo, stoper. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen hep bak bunu valla tersine dönmesi lazım. Bu tersine dönünce de yapmaz. Bu sürekli ben iyi oyuncu alacağım deyip şey yapıyor.
Uğur da bana hep kilitliyor. Tamam, aynısı öbür videoda tam tersi olmuştu. Sen iyi kadro olmayacak. Sen 8 oldu bu arada, 2 tur kaldı. İlk 10 oyuncunu almış olacaksın, sonra diyeceksin ben nasıl yaptım. Ben 8 oyuncu aldım. Ben onu aldığım an 11'i de alacağım, size devam edeceğiz. O kadar kalmadı yani. Bir de oğlum ben anlamadım. Ben Vinicius'la Valverde arasındaki farkı söyleyeyim. İkisinin overall'ı bile aynı. Gimenez alıyorum. Atletico Madrid veriyorum. Oğlum adama niye bu kötülüğü yaptın lan dur şimdi. Ya bunu gerçekten çok... Anabel 6 yaptı. Çünkü ben burada aynen seçmek zorunda olduğum adam çok belli yani. Aynen. Adamın kalecisi yok diyorum. Ya o kadar oyuncu var. Oblan olduğu yeri veriyorsun ya. Bütün ya turlar boyunca kaleci vermeyecek miyiz ya? İlla ki alacak. Ya oğlum burada Gimenez ekstra bir oyuncu değil ki. Kime alayım? Ya bir sürü oyuncu kaleci verdi. Vermesi değil burada mesele bak. Sen anlamadın Onur abi. Değil. Mağdur Onur. Ya şimdi Onur'un turunda... Ya Slovenya'ya yolluyor adamı. Ben mecburum burada yani. Ya Gimenez 83. Hani desem ki Oblak'ı aldım, mantıklı hiçbir şey adam yok. Ben çünkü santiforlarım dolu Onur. Evet. Griezmann'ı hani Fransa risk etsem de alamam. Griezmann yok. Depay da yok. Herif CF, LV hepsi abi dolu bende. Gerçekten ben bazen düşünüyorum bak, gerçekten düşünüyorum. Puanlar de dolu. Hayır ben önemli değilim. Ben bak ben kendim için demiyorum. Ben şunu düşünüyorum. Ya puan olarak sen adama çok yakınsın. Kazanırsan sen bugün belki adama geçeceksin. Adam sana buradan kalecin yok. Oblak veriyor. Ya, 83 Gimenez alıyor. Lan 2 hafta 82'lik Tottenham'da oyuncu. Bir kere bak şu mevzu şu. Kalecisi zaten olmasa ne yazar? 83'lük kaleciyle de başarılı olunuyor. Tamam mı? İlla ki bir kaleci var, alacak. Galatasaray var mesela bak. Galatasaray 82. Ben şu an ona Oblak'ı verdim ki. Santrfor'u Griezmann da çekemez. Atletico'yu verdim ki Griezmann falan da çekemez. Sana Slovenya gelecek. Yani aslında diyor ki ben Uğur abiyle derdim yok. Ben sana sapladım diyor. Tamam abi al abi oyuncu. Ben Oblak aldım evet Oblak. Slovenya'dan seçiyorum. Ben hayatta buna inanmıyorum bu arada. Bak yemin ederim ben Arden'i çok az tanıyorum. Şu an ekstra yapıyor. Arden'in zekası ona yetmez. Arden sadece düşünüyor ki ben şu an bir euro bile yüksek alayım. Ben altında çalışır yok. Hayır. Çalıştım. Bak bana oradan en arkaya bana yapamaz. Ya, çünkü puan olarak yakın değilim. O şey düşünüyor bir euro bir euro. Nasıl yakınıyorsun lan saçmalama. Yakınsın 5 puan falan 3-4 puan falan aynı şey. Sizin bir farkınız abi, yok şu an. Oblak mı aldın abi? He? Oblak mı aldın sen? Evet Oblak aldım. Slovenya. Tamam. Bana küfür ediyor. Bu sefer ben Arden'e vereceğim. Arden Onur'a verecek. Ha. İyi ne güzel. Abi Witbelek diye bir takım var. Apoel'de oynuyor. Kim? Witbelek. Apoel. Apoel. Bu tamamen Arden'e bel altı saplamak için. Sapladı, sapladı, sapladı. Ama bilmiyor ki ben de ona oyuncu vereceğim. Evet şimdi ben bu Apoel'den kaleci yedeği almış kendini o. Ben de o zaman ülke versem oradan Osimhen'i alır. O Kıvara'yı seçer olmaz. Gürcistan vermem. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bu ülkenin evet ne olduğunu bile bilmiyorum. Bekle. Bu sefer kötü veriyorum. Ben giriyorum. Komoros adalarına giriyorum ben. Komorlara gideceksin evet. Ben El Fardu Muhammed Ben Obane'yi alıyorum. Ve Komorlara gidiyorsun. Tamam ben Komorların en iyi oyuncusu Selemani'yi alıyorum. Porto Rişik'te oynuyor Belçika'da. Selemani mi? Yalnız nasıl çok iyi takım Selemani verdin. Hele. S-E-L-E money. Çok iyi takım verdi Uğur abi. Onur abi daha ne istiyorsun ya bu takımı aldın işte. Ya sus ya S-E 4-5 Selemani, Selemani bu kadar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Selemani'yi almıyorum. Bu onun bir oyuncu. Aldın. Aldım diye bir şey yok. Nasıl yok? Sıra sana geçmedi ki. Sen bir nasıl biz aynısı bizde olsa? Biz aynısı ben olsa? Ben önce fark ettim söyledim yani. Olsun. Bizde aynısı bizde olsa hepsi kabul etmezdi. Almıyorum abici. Almıyorum abi. Hayatta kabul etmezdin. Nasıl kabul etmezdim abi ederdim. Siz trapeş hayatta bir şey. Hayatta kabul etmezdin. Sıra yani onda... sen odan bakarken ben seni engellemiyorum. Zaten yine ben bakacaktım. Sen şu an sende dönmüyor mu? Orada değil misin? Dönmedeyim evet. Ya rahat ol. Bir şey değil. Ben sana yine daha iyi adam vereceğim. Gerizekalı mısın? Ha, hadi ya. Hadi. Canı sağ olsun. Tamam. Canı sağ olsun. Ya tamam senin ya iyiliğin için bir şey. Sen neyi kafasına yaşıyorsun tamam, anlamadım. Tamam. Tamam. Komorlardan şu an aldığım adamı aklını sayamadan. Bana veriyorsun değil mi şimdi? Evet Arden'e vereceğim evet doğru. Ben Komorlardan Kamardin'i alıyorum stoper yedeği 59'luk 20 yaşında. Nereli? Arden bu arada o kadar kritik bir yerde bana bel altı yaptın ki. Kendime yaptım. Ortalama bir ülke versen ben şu an starı çakmıştım. Acayip iyi bir iş yaptın Arden. Tebrik ediyorum orada gerçekten. Ha. Ya Komorlar değil de X Türkiye bile versen ben onu bir star yapardım. Şimdi yine sen seçiyorsun değil mi Uğur? Aynen. Yine ben seçiyorum. Şimdi Marsilya'dan seçeceğim. Bunu bilmeden yaptım mesela Onur abi. Bunu bilmiyordum böyle olacağını. Ben bilsem aslında Gürcistanlı'yı alıp kendime Napoli'den birini çıkartmaya çalışırdım ya da Nijerya'dan. Ben olmadım. Ben de olsa da bilirdin. Ben Arden'e ben Mbemba alıyorum Marsilya'dan stoper. Evet. Arden de Kongo'dan seçsin. Bu arada
Ama bak en iyi 80'lik adam alabildim. İki üst üste kendim karar verebildiğim şeyde 80'lik adam alabildim. Büyük büyük tuzak yedim yani. Helal olsun Arda, çok iyi. Çok isteyerek yapmadın ama. İsteyerek olmadı öyle. Evet. Kongo, ben kime veriyorum şimdi? Onur abiye mi? Evet. Takım veriyorum değil mi? Ya şimdi burada şeyi alırım. Neden alırım? Sol bekime Masuaku alacağım çünkü. Hani finale kalırsak falan Masuaku da iyi bek oynar. Masuaku'yu alırım. Beşiktaş mı var? Ben de. Beşiktaş verdim. Masuaku alınır ama değil mi? Masuaku abi. Aslında daha beteri yapılabilirdi Onur abi. Neyse. Tamam o zaman ben burada şey diyorum ya. Hacı Ahmet Obuç'u alıyorum. Bosna. Ben nereden seçeceğim? Bosna. Bosna'dan. Güzel. Arkadaşlar ben Bosna'dan seçim mi yapayım? Ben Strasbourg'dan Pırçiç'i alıyorum. Bana geldi. Strasbourg geldi yani. Evet. Şimdi ben Onur abiye veriyorum değil mi? Yani burada... Ardem bak şerefsizlik yapma bak. Ne var abi ya? Hadi artık düzgün bir şey ver ya. Tamam daha bak bir şey diyeceğim. Harbiden bir barış çiçeği, tamam mı? Diyeceksin tamam. Ki helal olsun diyeceksin. Stopere İnşallah. Alexander Dijiko alıyorum. Ganalı. Aaa Partey. Yani. Partey. Yani. Kanalı he? Yani. İyi verdim, iyi verdim. Kabul et, iyi verdim. Böylelikle Uğur abiye de iyi vermiş oldum. Ama ben Partey alıyorum. Şimdi benim için işler biraz karışık. Şimdi neden? Bana Partey lazımdı direkt. Aa ben şey yapabilirim lan. Hiçbirini Saka aldı mı? Alındı. Ben aldım. Abi o da gitmiş. E ne yapacağız abi? Sen Saka saçta Kane aldın Kane. Doğru söylüyorsun. Şimdi ben sana ülke paslıyorum değil mi bir de? Ardene mi? Bana evet. Ülke ver canım evet. Pasla pasla, iyi bir ülke pasla. Yok yok. Pasla pasla. Ben Zinchenko'yu alıyorum Arsenal'den, Ukraynalı. Örneği verdi ya. Allah Allah. Oğlum orta saha lazım. Jorginho'yu... Devşireceksin. Vay be. O Zinchenko'yu devşireceğim. Vallahi helal olsun. Gerçekten helal olsun. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Malinowski'yi alıyorum. Marsilya. Yedek kaleci Lulini alırsa mahvoluruz ya. Malinowski'yi aldım. Marsilya. Niye böyle yapıyorsun? Verimli oyuncu. Hiç olmayacak bir şey ya. Hiç yakıştıramadım. Mbemba'yı da ben aldım bu arada, benim olsun. Ne yaptın? Mbemba bende. Mbemba Uğur abi de ne yapacaksın? Hatta Kamardin de bende. Evet o da onda. Hayır yani şu anda ben gerçekten benim elim kolum bağlanmış bir durumda hissediyorum kendimi. Evet biraz öyle. Gerçekten şu anda şoktayım, hatta Migros'tayım. Elin kolun bağlanmış. Arden arkadan ellerini bağlamış diyebilir miyiz? Evet. Anlıyorum. Kolasinac'ı alıyorum ya. Ooo çok iyi transfer. Ben bu Boston'dan çıkamayacak mıyım? Sürekli boşnak adam seçiyorum ya. Golosinac abi. Bu Fener'in bir ara istediği oyuncu değil mi? Evet. Bir ara bu çok yazılmıştı. Evet. İlerlenmişti de son olmadı. Miroslav Stevanovic. Servet'ten. Servet. Oha. Benim gördüğümü inşallah görmez. Klişi sol bek. Yok. Wiles. Hem CM hem CDM hem LM yedekliyor. Oo Başakşehir'i Kriveli santrafor yediği. Ben Bolivyalı Boris Cespedes alıyorum. 66 rating, 68 potansiyel Bolivya. Ya kaleci yedeği var, al geç işte. Onur abi Bolivyalı kaleci alacaksın işte, daha ne istiyorsun Lampe? Ne yapacağım Bolivyalı kaleci ben ya? Oğlum ben Bolivya takımdan alacağım, daha kötüsü yok. Avrupa'da oynayan tek adamız şey yaptı. Çıkamıyoruz buradan abi. Burada çıkamayacağız gerçekten. Yapacak bir şey yok. Uğur yani Lampe'yi almak zorundayım. Al abi. Başka oyuncu yok çünkü. Al al ne yapacaksın? Yapacak aldım Lampe. Lampe. Vallahi çıkamayacağız ya. Çıkamayacağız çünkü abi çıkamayacağız. Sen orada bir kaşarlık yaptın diye Uğur da sana yapacak. Ancak sen oradan bir şey yaparsan oradan çıkarız belki. Ama Uğur abi. Yok ben çıkarıyorum abi. Çıkarır. Yok, sen çıkarma çünkü bu tekrar sokar. O çıkarsın bence. Şilili Saez'i alıyorum. Ronnie Alan Fernandez Saez. Güzel. Şili. Şili mi? Şili'de en azından Avrupalı futbol takımları var. Tamam tamam çıkarıyorum tamam. Stoper yedeği Maripan'ı alıyorum Monaco'dan. Monaco'dan aldın he? Zaten bunu yapmazsan seni döverdim. O yüzden çıkar diye 68'lik adam aldım. Tamam tamam çıkardım. Çıkardım abi. Aa ben Yedder var lan. Bak bak. Ya bir de salaklar şey yapıyor ya. Aa ben Yedder var. Falan. Oğlum ben Yedder var yok mu? 84 adam tek oyuncu. Ama öyle bir şey değil ki. Aa ben Yedder var ya. Aa ben Yedder falan. Tamam tamam olmaz Fransız olmaz doğru söylüyorsun. Ya aslında olması lazım da işte Arden'in yüzünden hep oluyor. Arden düzgün. Ne olarak... sen şey aldın ya Alfonso Davies'le başlayan adam bana ne diyor ya? First pick Alfonso Davies. Ama en baş öyle olmak zorundaydı Arden ya. Nasıl ya? Senin Haaland alman lazımdı bence. Haaland ya da Lewandowski falan alabilecekken gittin Alfonso Davies aldın. Abi Haaland'a Odegaard da veriyorsun da Lewandowski olabilirdi belki. Lewandowski'yi söyledim ben evet. Onu yapabilirdim. Olabilirdi. Uğur, sen kaleci aldın mı Uğur? Oblak aldın değil mi? Aldım. Arden hediye etti. Arden sen kaleci aldın mı? Ederson. Tamam ben o zaman Embolo'yu alıyorum. Ben Fabian Schär'ı alıyorum stoper.
Alındı. Kim aldı lan? Ben. Ne zaman? Şey gelince işte. Hatta Newcastle verdim Arden'e. Hadi dedim iyisin dedim Arden'e dedim. Evet, ben oradan ne verdim acaba? Sen de şey aldın. Gimareş aldım oradan ben. Brezilyalı'yı aldım. Bu gerçek mi? Evet gerçek. Oradan Gimareş almıştım Uğur abi. Brezilya vermişim. Her şeyi verdi sana bu. Evet. Ya buna Gimareş oldu doğru. Brezilya vermiştim. Ben sana takım mı veriyormuşum? Ben yedek kaleci Omlin'i alıyorum. Mönchengladbach. Yapma ya. Adama Santrafor Turam'ı verdin. Allah aşkına 81'lik adam alıp niye şey yapayım ki 80'lik adam. Şurada mesela. Oğlum bunların hepsi şurada, Almanya Fransız zaten. Şurada 85'lik bir adam olsa direkt alabilirdim. Fransız'ı almazdım yine de. Niye bir overall için verdin Uğur'a? Ne verdim? Kaleci ama 88'lik kaleci aldım kendime. Hayır. Hayır bir tane adam aldın ya. Gimenez aldım 83. Evet 81'lik Stopper. Adam vardı orada. Yok burada 83 de yok. Yok oğlum adam ne alsın ya burada. Ben buradan alacağım oyuncu çok belli. Ya aslında orada aşırı belli. Yine öyle o kadar da kötülük ya. Hani yine insaflıyım. Bir tane daha alsam kötü olurdu. Yine şeyim. Itakuru alıyorum stopere. Japonya veriyorum. Ulan onu mu aldın? Ben Sabiha'yı alacaksın diye düşünmüştüm. Yok Cezayir vermem. Itakuru abi Itakuru. Vallahi kafa yiyeceğim ya bu çocuk. Itakuru Kamada, abi. Kamada alındı değil mi? Evet alındı, ben almıştım. Ya inşallah izleyenler görüyordur. Arkadaşlar adamın Uğur'a yaptıklarıyla bana yaptıkları. Uğur seni şey yapmıyorum. Sen bu olayın dışındasın. O çünkü yaptığı için. Bunları görün lütfen. Ve ne Uğur yapayım? Gelmiyor. Ne yapayım şu an? O dün geceydi ya. Psikolojisi değişmiş. Gelmiyor. Ben zaten alacağımı aldım bir yere kadar. Ne yapayım bu noktadan sonra? Uğur abiden de bana iyi bir şey gelmiyorsa şey yapmıyorum şu an. Nasıl söyleyeyim? Gelmiyor. O yüzden veremiyorum zaten. Oğlum gelmiyor. Gelir. Dönüşüm içinde gelmiyor. Bir noktada tıkandık. Ben vermek istedim ama vermenin mantıklı olduğu bir şey gelmedi. Çok saçma bir şey. Aynen. Ben de veremiyorum ben öyle. Ben Mbappe vereceğim. Öyle şey mi olur? Aynen. Ben de işte o yüzden veremiyorum. Ya şu an takım veriyorum değil mi? Ya aslında vermek istiyorum bir yandan. Bir tarafım ver diyor. Ya kes lan yalan konuşma ya. Ama Turam alıp şey mi vereceğim olur abi? Mbappe mi vereceğim sana? Alman vardı bir sürü. Niye Kimi vereyim sana mal mıyım ben? O kadar da niye değil ben yani. Ben Kimi alsam bayan gelecek ona. O da bayandan birini alacak sana iyi adam gelecek. Bir tur bana giriyor ama. Bir tur ben boşuna kötü seçim. O zaman benden niye aynısını yapmadın? Abi devam et boşver. Sana zamanında çok verdim böyle konseptlerde. O zaman Uğur Arden'e veriyor değil mi? Evet. Evet. Tamam. Uğur ben sana kıyak yapayım. Kubo alındı mı Kubo? Yok. Tamam ben Kubo yolluyorum. Real Sociedad veriyorum. Ben ülkeye mi vereceğim bu arkadaşımıza? Olsun ama iyi adam oluyorsun inşallah. Yani buna iyi vermezsen inşallah. Ne nasıl bir şey yaptı anlamadım. Aa burada stoper var çok iyi. Tamam ben Oyarzabal'ı seçiyorum İspanyol seçebilirsin. Abi adamı Rodri'yi verdi. Rodri'yi almıştım zaten. Ama bu sefer yapacağım. Yani zaten yapacağım bir stoperin yoktu zaten. Laporta alıyorum. Zaten yoktu bu. Yapacağım falan filan yapma bana hiç. Yok bu sefer iyilik yaptım tamam. Yalan konuşma ya. Tamam hadi tamam abi. Tamam riske girmiyorum. Debrin diyorum ben ya. Bana fena patladı. Galatasaray'ın gözdesi Yuri Tielemans diyorum. Ne geldi bana yani? Takım mı? Leicester City. Oha Madison. Hem sağ açık hem cam yediği. Oha 84 bir de. İnşallah almaz onu ya. Madison'ı alıyorum. Harbi mi? Helal lan. Vallahi helal olsun sana. Şu anda var ya. Bütün işi değiştirdim biliyor musun? Harry Kane'in alındı mı? Alındı. Alındı. Ben aldım. Ben Trent diyorum ya. Hayır ya. Ne oldu? Bak şimdi ne olduğuna bak. Ya sen de avantajsın. Hayır yok, değilim. Salah alacağım ve ona Mısır gelecek diye korkuyor. Oğlum o adamın kanadı yok mu? Saka sende mi derden? Saka bende. Ama sana avantajlı bir şey yapar o. Van Dijk'ı alıp sana Hollanda verir. O zaman da bittiğimiz an olur zaten. Niye bittiğin an olsun? Ben sırf açılsın diye artık zaten... Madison'dan ben yalan aldım. Bak Arden bak yalan konuşmadın sen iyi çocuksun. Açılsın diye aldım. Madison'ı ben ne yapayım? Kamada'yı oynatacaktım zaten. Yani Gimareş'im vardı. Yani Madison okey. Ben şeyi de Laporte diyorsun. Ben Salah'ı alıyorum. Niye bittin oğlum ya? Bitti. Santrforum yok. Bir tane Mısırlı. Nasıl yok? Yok. Şeyi al. Elneni Mustafa Muhammed. Elneni al mesela. Elneni yedek kullanırsın. Kaç oyuncumuz kaldı? 2. Benim 2 tane var. Wolfsburg'dan Omar Marmous. Onu alıyorum. Marmous. Wolfsburg Marmous. Ya ben bundan Hollandalı benden beni alabilirdim ama. Yani potansiyeli çok fazla ama kesin şey falan kesecek onu. Şar var çünkü. Şar onu keser. Oynayamaz. Ben seçtikten sonra herkesin bir oyuncusu kalıyor değil mi? Hı. Evet burada Arden'in bana ne yapacağını bilmiyorum. Kıyak mı yapar, yapmaz mı? Çünkü Arden her zaman böyle şeyler yapıyor ama ben yine de insan olarak Arden'e güveniyorum. Onu iyi bir insan olduğunu düşünüyorum Arden'in ben. Yani evet bazen kötülükleri de olmuş olabilir. Şerefsizlikleri her zaman var. Kendisi bu konularda uzman bir insandır. Evet.
Ama ben Ridley Baku diyorum. Alman mı geldi bana? Evet. Bu çok kritik bir tercih. Ben Kimmich diyorum ya. Kimmich. Kimmich diyorsun. Arden'e de Bayern mi geliyor? Şimdi Bayern. Ya burada. Bülent CFS'i varmış oğlum Arden. Nasıl yok? Mane'yi alıyorum. Emin misin bak? Ben senin de olsam bak şaka yapmıyorum gerçekten seni kurtarayım. CF olduğu için bazen bu sol açık oynuyor. Bak vallahi bak bazen sol açık oynuyor. Ama Müller çok gol atıyor bak sen bilirsin. Ben çünkü ya, ne zaman bu arada son oynamamıştı hatırlıyor musun? Sonun yerine sol açık oynamıştı bu. Ya normalde stoper de alabilirim. Stoper de düşündüm. Delikt falan. Aha. Ama Santifor'da bir tek Marmoş var. Onun dışında kimse yok. Bu yüzden yüksek rating bir Santifor alacağım. Mane'yi alacağım. Tamam al. Benim için o da iyi. Ama yine sana söylüyorum. Seçtin zaten. Sol açık oynayabilir bu. Bak görürsün. Keşke ben senin olsam öbürünü alırdım. Tamam oynamaz neyse. İnşallah. Benim için de bir hiç olmadı stoper gelmiş oldu. Kolibali alıyorum ben de. Ve tercihlerimiz bitti arkadaşlar. 20 oyuncuyu aldık. Şu anda akıllarda şeyler biliyorum. Şu an görüyorum. Herkes bir oyuncu aldı ama kadrolar nasıl oldu acaba? Şu an içiniz içinizi yiyor. Kadroları hep geliyoruz. Sevgili dostlar, kadromu yaptım. Şu anda gelişim planı vermedim. Çünkü Uğur'un mükemmel fikirlerine açığım her zaman. Şimdi kadrom bu. Valverde sen bir tık öne gel koşum. Valverde'yi Ofansport'ta sağ oynatıp De Bruyne'ye şey yapsana merkez ortasında. Valverde'yi sağ açık oynat. Başka çaren yok, kanat yoksa. Abi sen evet bu arada Odegaard'ı Ofansport'ta sağ oynatıp Valverde'yi sağ kanat yapıp De Bruyne'yi niye merkez orta saha koymuyorsun? Oğlum tamam ben fikri söyledim ya zaten niye tekrarlıyorsun anca? Ama onun kafasında daha böyle oturdu senin dediğin şey. Onu anlamadı ilk başta. Bu ya değil mi Uğur abi? Niye hayır dedin lan? Şu an şoktayım biliyor musun? Hatta Migros'tayım. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Hayır mevki vermene gerek yok. Niye abi ya? Sağ orta saha şey sağ. Sağ kanat 35 hafta mı? Sağ orta saha. Oğlum zaten var bunun RB'si. Emin misin? Ondan biliyorsun. Var. Bak gir. Yok diyor. Olduğunu biliyorum. Olduğunu biliyorum da. 84 oynayacak haberin olsun. Korkuyorum bir yandan da. Bunun sağ orta sahası var değil mi bunun? Sağ kanadı mı var? Kanadı var. RB'si var. Kanadı var. Tamam. Burada tek korktuğum arkadaşlar bunun oynamaması. Bundan korkuyorum. Şimdi Kolibali Diaz ikilisi. Kalemde 87 kalecim. 88 Diaz. 84 Kolibali. Trent. Alfonso Davies. De Bruyne. Son. Odegaard, Partey, bak hepsi iyi. Valverde, bir Embolo'da sıkıntım var. 7'yi de 78. İkisi birbirine, yani hiçbir şey alamayacağım ben buradan, o belli oldu. Hiçbir türlü bir şey alamayacağım. Belli oldu, ikisi birbirini kesecek çünkü. Baktığım zaman 81 falan filan, işte yedek kalecim, işte bir stoperim falan filan. Böyle bir, aa Embolo'm var. Embolo bak, gel buraya. Kadron bu şekilde, ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Santifor hariç iyi kadro yine. Ya i̇yi bence. Çok ağladınız, ben bayağı ezdim falan zannediyorum ki alakası yok. Benim daha eksik mevkilerim var. Yani ezdin, sen bizi bayağı sen ezdin. Sen bitirdin, çok sen bugün birincisin ben zaten. Ben size Santifor'u yok. Yani benim Santifor'um çok iyi, yalan yok ama... Gir abi, Uğur'un şeyine, Arden. Vereyim. Abi Uğur abi bak şimdi bak. Allah aşkına bak. Oha! Yuh! Yuh! Salah, Vinicius, Haaland, bak, Kane. Tek zayıf yeri stoperde iki tane böyle 76-80'lik adam var o kadar. Var. Ya şey yapacaktım aslında. Rüdiger'i alsaydım Arden Benzema'yı alacak diye almadım. Bayağı i̇yi oldu, ezmiş anladım. İyi oldu. Bayağı bir ezmiş. Arden bizi. Ezmiş. Bayağı ezmiş. Bayağı ezmiş değil. Bayağı ezmiş. Ezmiş. Şu gelişim planı verdim. Bunu da stoper yaptım. Bayağı ezmiş bizi. 80 falan olur. Bu 82 olur. Bir bura zayıf kalır. Bunlar 85 olur. Yani biz şey diyebilir miyiz? Günün kazananı diyebilir miyiz? Alkışlayalım hatta alkışlayalım. Günün kazananını alkışlıyoruz. Benim şey halim gibi. Benim FIFA'ya aktarılmış halim gibi. 59 herif 29 41 savunması 60 herifin. Savunmacı. Hiç benzemiyor mu? Bir tane bizim Elvan Abdüley mi ne vardı? Koşucu. Türk ha. Olmuştu. Elvan Abeylegesi. Ona benzemiyor mu? Aynen. Uğur'un kadrosu bugün açık ara arkadaşlar yani. Açık ara yaptı açık ara. En az 300-400 puan fark eder bize. Belli oldu Uğur. Oynamaya hadi gerek bakalım. Yok ya. Bu ne ya ne yapıyor? Ben abi sunacağım. Ya. Sen sunmadın mı? Hayır. Bu ne ya Arden seni hiçe saydı he. Hayır şey yaptı yani. Ben zaten çok iyiyim. Ben müthişim. Seni gördüm pardon özür dilerim. Sen kayda girmeden hemen önce bana gösterdiğin için ben seni gördüm o yüzden öyle. Kayda girmeden önce Uğur'a mı gösterdin sen? Evet gösterdim Uğur abi. O dedi oha. İyiymiş. Çok iyi, çok iyiydi. Çok iyiydi. Güzel, çok iyiydi. Vallahi ben uykusuz 36. saatime girdiğim için reaksiyonlarım biraz zayıfladı. Evet, Gimenez. Kalede Ederson, stoperde Laporte gibi. Bak Gimenez'i niye alıyorsun? Adama şey verdin demiştin. Gimenez olmasa stoperim yok.
Bir dakika, bu arada ben senin çift forvet oynadığını bilmiyordum. Bana Laporte var, ne anlatıyorsun? Bak bak, Madison sağ orta saha ve MOO'ydu. Sol kanat yaptım, bir bunu harcadım. Bir de şey nerede? McKennie merkez orta sahaydı. Onu da stoper yaptım, 78 oynuyor. Ama burada Itakura onun önüne geçmiş. Bu biraz boşa düşmüş olabilir. Olsun. McKennie her yeri yedekleyen bir joker olacak. Sağda Saka'mız var. Saka'ya güveniyoruz. Mane'miz var. Jonathan David ilk turdan almıştım. Onur abinin Alfonso Davies seçimi yüzünden. Jonathan David'imiz var. Ve böyle bir takım. Kamada'da geçen hafta Onur abi de iyiydi. Bu da bize düştü. Bunu almak zorunda kaldık. Asist kralı olmuştu. Aynen, bakalım. Ne diyorsunuz kadroya? Fena değil. Ama bence aranızdaki en kötü. Bence fena değil. Gayet iyi kadro. Orta sahan şöyle, bende Kimmich var ama bende 83. Gerçi Gümarece 84. Ya dengeli gibi ya. Bilemedim. Bir tek benim santriforlarım çok fark yaratıyor. Onun ben dışında bir fark. Bu kadroyla 3. olacağımı Mane'ye düşünüyorum. Mane'ye bağlı. Seni tamamen Mane'ye bağlı. Verim yapacak mı yapmayacak mı? 3. olurum abi. Mane bende bir şey yapamaz. Ben 3. Arden. Arden. Evet. Şey yapsana ya. Benim ekranımı verebilir misin? Bu ne ya? Simülasyonum başladı. Bir ver ya. Durdurayım mı? Ama evet. Çok iyi gidiyor. Benim 5-0 gitti. He tamam, başladı. O zaman tamam, başladıysa tamam. Hadi. Ulan bende kepek oluyor ya. Ne anlatıyorsun ya? Uğur'a şeyi soracaktım. Kimlere şey vereyim diye de. Valverde'ye ver madem şeyi düşük. Valverde tamam. Ulan kupada gitti. Küfür. Çok iyi başladı. Sadece bir kere berabere kaldı, o kadar. Güzel. Kupadan gitti. Avrupa önem. Ligde hayvan gibi gidiyor şu an. Çok iyi gidiyor ya. 5 falan atıyor oğlum. Santifor yok adamın. Vallahi şaka ben harbiden herkesi. Adam United. Bak yine büyük takım yendi, gördün mü? Al. Leicester'a yenildi. Ne var? Tottenham'ı da yendi. Marsilya'yı da yendi. Chelsea'yi de yenecek. Çok iyiyim lan. Vallahi çok iyisin ha. İyiyiz bugün maşallah. Yapma ya, iyiyiz dediğim anda. Ne oldu? Berabere kaldım ligde. Newcastle'la berabere kaldım, o Bournemouth'la. Herkes yeniyorsun ama şu anda herkesi. İnanılmaz diyor ya. Hiçbir sıkıntısı yok, şu bayağı hayvan gibi gitti. İçinden geçti değil mi? İnanılmaz. Ligin içinden geçti. City ile oynadın mı? Bilmiyorum. Oynamışımdır hiç herhalde. Uzak ara önde ya. Uzak ara farklı şu an. Uzak ara önde. Evet, Liverpool kaldırmış ama biz 6 puan fark yapabiliriz. Bir maç eksiğimiz aynen var. Manchester City, Arsenal, Tottenham, United, Chelsea diye geliyor. Ligde böyleyiz. Ama içinden bir his diyor ki Liverpool mağlubiyetsiz geliyor bu arada. Evet. İlk defa City bunda bu kadar, yani normalde hep kötü gider. Bu kadar kötü gitmemiş. Bu birazcık tökezlemeye başlayacak ve City alacak. İlk defa mı? Nasıl? Geçen hafta da 90 aldı bende. 97 aldım hani. Ya Onur abi hiçbir şey hatırlamıyor. Hep diyor ilk defa. 76 hafta sonra ilk defa işte. Ya Allah. Ya haftaya böyle olsun. Bak City şampiyon aha olsun ben. Neyse. City geldi. City ilk turdan. İlk turdan City. Daha iyi, daha iyi. Evet devam. Napoli abi, geldi. Birinciyim. Birinciyim ama. Marsilya kimle eşleşmiş? Marsilya Real Madrid'le eşleşmiş. Lan ikinci çıksa mahvolmuş ya. Ulan be. Teşekkürler. Eyvallah. İyi günler. Güzel. Kime vereyim? O yaptı, 50 puan aldı. Ben alamayacağım 50. Bana ver, en son sen yap. Sen ev sahibisin. Uğur abi. Bu da herkes yenecek. Belli oldu, o da herkes yenecek. Bir ben yine garibim. Uğur derin dondurucu. Küfür, ah, küfür, küfür. Başkana bak, berabere kalamadım. Üçünü de kaybetti. Çok iyi başladı. Bence de çok iyi. 1-0 bala mala. Güzel. Ballarıyla gidiyordu. Bak hala ballarıyla gidiyor. O zaman uçan kuşlar. Uçan kuşlar. Aa! Küfür. Ne oldu? Ben bir şey açıklayacaktım. Simülasyondan sonra açıklayacağım. Anladım, hatırladım. Uğur da herkes yendi yalnız ha. Aha. Oha City. Uğur da herkes yendi. Uğur abi çok iyi gidiyor. Herkesi yendi. Herkesi yendi. Uğur da herkes yendi. Uğur da herkes yendi. Herkesi yendi. Uğur abi de herkesi yendi. Ay bekle bak. Uğur da herkes yendi. Uğur yendi. Arden sen şu ana kadar bence daha iyisin galiba. Bence de. İki mağlubiyetim var bir kere zaten. Ama Uğur da yalnız herkes 4 puan atmaya başladı. Yendi. Başladı. Yendi. Tamam, Uğur da lider. İkiniz de lidersiniz. Aynen, o da lider. Ben City'nin lider olduğunu düşünüyorum.
Yok yok, sen lidersin. Neyse, Karabağ'da devam ediyorum. O bir farkım var. City dibimde, Chelsea'de puan puanı. Bak, dördüncüyle aramda 2 puan var. Çok acayip bir rekabet var burada. Oha, lige bak harbiden. Şampiyonlar Ligi. Benfica. Paris'in grubundan gelmiş. Paris'in grubunda ikinci olmuşlar. 18 aldım. Oha, 18. Puan aldı lan. 100 puan aldım. Gruptan çıkıp 100 puan aldım. 100 puanı ya, 25 artı. 25 liderlik, 25'te 100 puan ediyor. Zaten normal bulunca lider çıkmıyor musun ya? E tamam, lider çıkınca 75 alıyoruz. İşte normal vücudum. 75 artı 25. 50 artı 25 artı 25. Bize ekstra 100 değil yani, değil mi? Yok. Aynen. Aynen. Ekstra 100 değil lan, 25 işte. Tamam, bize ama ekstra... Bir matematik, basit bir matematikle 50 artı 25 artı 25 100 ediyor zaten. Biz ekstra 100 zannettik. Biz ekstra 100 sandık. Ekstra 100 olsa ekstra itiraz eder. Ekstra 1000 kazandım. Güzel. Güzel gelebilir miyiz ya? Vallahi Juventus gelebilirmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Adam 50 puan aldı. Kart. Sana gelişim planı verdim. Allah seni kahretsin ya. Burcum, günün kazananısın. 2 overall artmış. Abi, günün kazananısın. Ya aslında burada Onur abi videoyu kapatabiliriz. O yüzden ben bir şey açıklamak istiyorum. Ya sen Onur nasıl buna uyuyorsun? Herif 50 puan almış. Sen meczup musun abici? Uğur adam abi. Adam lider 50 puan. Ben 4. aramda 2 puan var. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey açıklayacağım. Günü kazanan diyorsun. Vay, ben ödemiyorum. Uğur abi. Diyorum. Hazır mısın? Niye katılıyorsun o zaman Arden'e sen? Arden günü kazandı. Arden günü kazandı. Ben madem öyle, artık şunu açıklıyorum Onur abiye geçmeden önce. Artık yeter. Hatta şu ekranda açıklamak istiyorum. Uğur abi, Onur abi var ya, bana dedik geçen gün TikTok'ta yayındaydık. Bir dakika, TikTok'tan nereden yayındaydık? TikTok'tan nereden senin yayındaydık? Senin hesabından ekrana gelir TikTok, şu an. HD34. Evet, Hatay, orada, Danimarka 34 arkadaşlar, TikTok'ta çıkılar. Orada dedi ki, bak aynı böyle, Onur abiye şu an bakışın değişebilir. Ya bu çok değişik bir şey çünkü. Dedi ki, Üşürebild var dedi, of dedi, şimdi güzel bir film izleyeyim de hazırlanayım dedi Üşürebild'e. Ben bu kadar söylüyorum. Ne var bunda? Böyle. Ya şu an o kadar enerjim yok ki, mücadele etme güdüm yok. Şu an burada açıp izlese bile ses edemem. Ay, burada kötü bir şey yok ki. Şu anda açıp izlese, uygulamalı izlese hiçbir şey yapacak hiçbir şeyim yok. Hızlı işini çabuk bitir, bir an önce bitirelim derim yani. Öyle bir. Ay şu öyle an diyeyim. O yüzden bir an önce Onur'a ekranı verip. Evet, doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Devam ettik kaybedelim. Ama film izliyor. Günün kaybedenini izleyeceksiniz şimdi. Evet. Arkadaşlarım ikisi de galibiyet aldı. Bir de bana bak şimdi, bak izle. Arsenal maçı. Hadi koçlarım. Hadi. Aferin. Oha. Hadi koçlarım. Aferin. Hadi koçlarım, kupa penaltıya gider. Ben biliyorum, ben kupada gidemem. Ben biliyorum abi. Neyi biliyorum? Ben kupada gidemem abi. Ben kupada gidemem abi. Ben biliyorum. Ya ne gidemezsin, daha geçen kupa ada Avrupa'ya gittin de ikimiz de gidemedik. Rebid kazandı Süper Lig'de ya. Ben kupada, Süper Lig ne ya? Süper Lig'de Rebid kazandım benim kanalda geçen bir hafta önce pazartesi. Kupada gidemem ya. Ya gidemem ne oğlum, kupayı aldığın için Rebid'i kazandın, ne anlatıyorsun, yalancı mısın? Ama Galatasaray'la her şeyi almıştı. Ne Galatasaray'ı ya, ne anlatıyorsun, ne Galatasaray'ı? Hadi oğlum. Bodrum Spor'dan bahsediyoruz. Aaa! Bodrum Spor'da üst lige çıktı geçen gün. Tebrik edelim Bodrum Spor'u. Ya Avrupa'da ikinden de çıkamayacağız ya. Onur abi, Bodrum Spor'u tebrik etmiyorsun ama. Ediyorum, Bodrum Spor'u tebrik ediyorum. Tebrikler Bodrum Spor. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Yok abi, bitti. Oyun bitti benim için. Hayat bitti. Yenir. Sezon sonuna gider, ben söyleyeyim. Elenirse Avrupa'dan sezon sonuna gider. İnanılmaz bir şey ya. Vallahi direkt inanılmaz. Kazandı ya. Video uzadı. Hadi çocuklar ya. Yapma oğlum. Oğlum ben Liverpool City falan Arden oldum hemen. Büyük takımları iniyorum. Çok iyisin. Al işte. Yok, ligde lidersin. 5. 3. 3 bence. İkinci bence ikinci tamam, ikinci. Bence 5. Dördüncüyüm. Ne yazık ki 39 puanımız var. 49 puan, 10 puan fark atmış. Bir maçımız eksik bile olsa. Gerçekten durumumuz var çok ya, kötü. Var ya, o son maçta onu yensen çok düşecekti puan farkın. 42 olacaktım. Kimi yensem lan? Liverpool'u mu? Liverpool'la oynadın bir son maç. Evet, o beni yendi, doğru. Evet. 46-42 olacaktık. Ne yazık ki yenemedik. Karabağ Kupası'nda... 42'de bir maçın eksik olacaktı. Şurada birinci tur arkadaşlar, bakın birinci tur. Biz 3'ten başlıyoruz. Nereden başlıyoruz ya? 3'ten başlıyorsun. Abi, yok, oradaydın. Charlton 1-0. Ben kupada ilerleyemem abi. Çıktık mı? Ya sen niye yalan söylüyorsun? Bodrum Spor'da birincilikten Türkiye Kupası'nı aldın ve... Rebuild'i kazandın ya. Bir kere. Rebuild'i kazandın. Al işte, Rebuild'i. Al, 25 al. Puan almadı. Rebuild'i kazandı. Al, 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 ne oldu şimdi? Aaa! Averaj da çıkmış. Ne oldu şimdi?
Atletico Madrid ne oldu şimdi? Averajlar çıkmış gruptan. Tamam, devam et Atletico maçına. Bir dakika abi, bir şeye bakmak istiyorum. Embolo mu oynuyor? Aa, 81. Bu arada şunu da gösterelim. Şunu da gösterelim. Kadro merkezi. Gelişim planından sadece 2 oyuncuya verdim arkadaşlar. Aa, bu olmuş. Sağ orta sağ. Yeni yapıyor ha. Tamam. Ay, bu da gol makinesi işte. Ha, okey. Buyur abi. Çok hafta vardı. 20 hafta falandı yani. Anladım. Şimdi... Yani sonradan düştü bana da şey. Evet. Şeye bakacağım. Bir dakika dur. Nerede? Embolo. 78-81. Çok güzel koçum. Şimdi. Geliyoruz. Takıma güveniyorum. Atletico Madrid içinden geçeceğimi biliyorum. Hadi. Aferin. Aa. Allah belanı versin. Allah kahretsin size. Evet arkadaşlar, oyuncularımızı biraz kanada açtık. Mağlubiyetler aldıktan sonra. Hadi koçlarım benim. Allah belanızı versin ya. Allah kahretsin sizi ya. Dikiş tutmadı ya. Verdik abi, ligi verdik. Şu maçı kazanırsam lige tutunurum. Yok. Lige ne yazık ki tutunamadık. Chelsea deplasmanı kazanıyoruz. Gerçekten moraller bozuk ama. Şampiyonlar Ligi'ni alacaksın. Belli oldu. İnşallah. İnşallah. Abi ne, ben ligde kimse yenemiyorum ya. Bu ne abi, her şeyden puan alıyor ya. Ben kimse yenemiyorum ligde ya. Her şeyden puan aldı abi, yok. Bir taktik değişikliğine gideceğim abi ben. Sağ ortası. Mecbur şey yapacak. Bu ne ya, ne yapıyorsun abi? Sağ ortası olsun. Ya tamam. Aynı oynuyor zaten. Hayır, Tubo oynar diye şey yaptım. Oyuncuların yine yeri değişmiş. Hemen şunu hallediyoruz. Son Embolo. Valverde, Odegaard. Tamamdır. Evet. Artık evet. Elensin değil mi Uğur abi? Yeter artık ya. Evet arkadaşlar. Atletico Madrid'e karşı dayanılmaz bir mücadele içerisinde olacağız. Evet. Hadi koçlarım. 2-1. Son debülüğüm. Ama bir şey söyleyeceğim. Adamlar deplasmanda bile daha iyi oynamışlar benden. Ben kendi sahamda kesin bunları elenirim. Ya taktiklere evet. Girmeyelim de şeye girmeyelim. Hani ama totemlere girme. Totem. Daha ileride. Ofis. Atletico Madrid'in ikinci maçına geçiyoruz. Evet, şurada Everton'ı yenersem olaylar değişebilir. Yenemem abi. Ben ligde kimseyi yenemem. Kimseyi yenemem. O lig, bak kimseyi yenemem ya. Abi bir kere beraberlik kaldın. Bir şey söyleyeceğim. Şu beraberlik sarmada gir. 7 tur geçtin, kupanlardan ağzını alma ama, değil mi? Yok, ben almaz gidelim. Almaz. Ben kupada gidemem. Ben kupada gidemem. Gidemem, ben kupada gidemem abi. Gidemem. Yes! De Bruyne. Yes! Buyurun. Ya Atletico, ne boş takımmışsın. Atsana 2 tane, 3 tane yeter artık ya. Ver, bana ver. Bana ver. Rezalet bir takım şu Atletico ya. Bu ne ya? Eslan anten. Evet, Uğurların balamala şeyleri, dandik takımlarla karşılaşmaları şimdi. Beni eleyecek bu arada. Oha, 4 hatta eleyecek. Aa, Newcastle'a elendi. Bournemouth görünümlü Newcastle'a elendi. İnşallah. Abi kupada ilerle, hiçbir şey deme tamam mı? Hiçbir şey deme, kupada ilerle. Ben niye, ben ilerleyemiyorum demedim ki, ilerliyorum ben. Alır alır, bu maçı da alır. Alırında rahat yani adam. Ne yapsın? Abi adamda Kane falan var abi. Abi adam rahat ya. Kane var abi adamda. Adam rahat ya. Onur abi, Uğur abinin bu rahatlığı hakkında ne düşünüyorsun? Hak ediyor. Çok iyi kadrosu var. Çok iyi kadrosu var. Baksana, o çok iyi. Abi gerçekten şakasız, totemsiz günün birincisi. Ben tebrik ediyorum. Diyecek bir şekilde bir şey bulamıyorum ya. Arden. Baksana sen... abi. Clean sheet de aldı. Helal aldık. Olsun. Şimdi ben geliyorum. Ben de Napoli ile eşleşmiştim. Senin maçın nerede oğlum? Hani? Berabere kalmıyordu. Abi adam kupa mupa tanımıyor. Herkes iniyor ya. Yen. Ne olmuş lan kupanın ilk maçı acaba? Ya da bu ilk maçı mı? Şey. Evet. Hadi oğlum. Güzel. Güzel. Hepsini kazandı mı? Bir tane beraberliği var değil mi Liverpool'a? Evet. Sen takımımız böyle. Napoli'ye bir elensene. Ha? Elensene bir Napoli'ye sen. Vallahi olabilir. Napoli biliyorsun ters takım. Ne yapacağı belli olmuyor. Osimhen var mı? Osimhen'i satmışlar. Hep Real Madrid'de satıyorlar ya Osimhen'i. Van Dijk almışlar lan. 1-1. Güzel. İnşallah inanır mal. Abi adam ligde kiresiz gidiyor diyecektim. Everton yapmıştı. Bir konuştu Uğur. Ahide. Büyüyorsun iki takıma da. Ardenciğim 2-1 kazanıyorsun. Şey 3-1 kazanıyorsun kendi sahanda. Jonathan David'e bak, 84 olmuş. 3-1 kazanıyorsun canım. Hayırlı olsun. Hiç tepki yok ya. Allah kahretsin ya. Ya gerizekalı Napoli ya. Yürü git kardeşim ya. Abi 1-0, bak 1-0 yapıyorsun, 1-1 yapıyor, 2-1 yapıyorsun, 2-2 yapıyor, 3-2 yapıyorsun, 87'de 3-3 yapıyor. Sonra bir daha öne geçiyorum, bir daha. Ulan bir daha öne, lan 119'da. Yuh be artık ya. 5 kere yakalamış. Peki gol atan kim sana 119'da?
Kıvara. Seversin. Saka kaçırmış yine. Güzel. Olacak iş değil ya. Verdik bugün ya. Gibi. Sezon sonunda git. Gel be, evet doğru, bir de sezon sonunda ben gidiyordum, doğru, evet. Evet. Arden'e Napoli şoku. Şu an gazete başlıklarını öpüyorum. Ünlü teknik direktörü Napoli şoku. Ya şerefsiz Napoli ya. Ya Arsenal'e bak. Ligde de gidiyor, ligde de gidiyor. Ligde Arsenal'e bak. City geliyor. City de geliyor. Liverpool da geliyor, bir maç eksik. Arden? Arden yenilir, yenilir. Mart ayında maç kazanamadı. Arden yenilir, yenilir, yenilir. Arden yenilir. Aldı. Şurada belli olur. Arsenal City'de ne yapacağına göre belli olur. Kaybetti. Yendi. Bunu da yendi. Bitti. Ooo! Güzel oldu. O United güzel oldu. Şu an var ya, Arden'in durumu gerçekten çok ilginç. Ama şu iki maçı kazanan şampiyon. Şampiyon. Bitti. Şampiyon oldu. Oldu. Bitti. Hadi gel Arden, iyisin. Oldun. Oldun. Belli olmaz ya. Arsenal bakalım ne yaptı. Öndeydi benden. Yendim oldu onları abi. Ama sonra yenilgi. Bir tane Southampton beraberliği var salak gibi. Arsenal bayağı düştü. Bayağı düştü Arsenal. Uf, bir puanla şampiyonum. City yenemese berabere kalsın City ile. Oğlum Arsenal'le berabere kalsa da acayip 6 puan aldığı için kazandı. Helal olsun. Abi City yendi bu deplasmanda. Bu arada bir aramızda lig sıralaması da var. O 100 puan önemli bir puan yani. Evet. 89 puan almış lan. Ben yazıyorum. Bekle Arden, bekle Ardencik. Bekle bir tane. Aranızdan Şampiyonlar Ligi alan olmazsa avantajlıyım bence bu puanla. Kupada yokuz galiba. Elendik hepsinde. Yarı finalde mi yok ya? Yok, hiçbir şey yok lan kupalarda. 0 puan. Şampiyonlar Ligi'ni Napoli. Evet, Liverpool penaltılarla almış. Napoli yarı finale kadar ilerlemiş lan. Atletico Madrid ve Liverpool'la. Yani bir tur daha ilerlerdim. Bence yarı finalde elenirdim Liverpool'a. Takım bu şekilde görüyorsunuz. Ratingler de iyi gelişmiş. Abi nasıl 19 ya ikincisi? Ama ben söyledim Arden. Ben sana ne dedim? Mane. Ben dedim ki eğer şey zannettim dedim ben. Sen söyle adamı. Tek forvet oynayacaksın zannettim dedim ben. Anladım evet. Abicim ama nasıl? Bende 42 gollü gol kralı çıkıyor. Bu adamda 19 çıkıyor. Mane. Salah nerede mesela? 13 atamamış Salah. Salah. 18 gol. 18 atmış. Bende 42 atıyor. Yuh. 7 kişi bölüşüyor asisti. 3 puan ulan rekor herhalde bu. Bu ne ya? Ortak asist krallığı. Ulan almasak daha iyiydi, küfür gibi şu ya. Lan bana ameliyatı. 8 asist atmış lan şampiyonlar şeyde, Kama'da. Evet he, Kama'da da iyi. Gol yenmeyen maçta yokuz. Emiliano Martinez'e bak ya. İnanılmaz. Uğur abi de iyi oynuyordu. Şampiyonlar Ligi. Yokuz. Yokuz ya, Napoli ne yaptınız? Her yerde de varsınız. Valla oha bu arada. Benzema Modric gol krallığına girmiş. Mane bir golle Mane kaçırıyor. Real Madrid üstünlüğü var abi burada. Da Real Madrid üstünlüğü var. Sadece gol kralı olduk Premier Lig'de. 33 gol. 44. Ve 11 asist. Bu arada geçen gün asiste 18, 10 kaç var? 11. Bakıyorum 11. Asiste de özel olarak bakalım 11. Clean sheet'te şöyle bir fark demiştik ya, ulan Zaha nasıl 19, kaleci niye 15? 80'den sonra falan. Diyor ya. He? Zaha mesela 70'te oyundan çıkıyor 1-0 iken. Maç 1-1 çıkıyor. Ondan biri yazmış oluyor. Değil mi? Doğru yazmışlar. Evet, bir arkadaşımız yazmış, haklı olmuş. Teşekkür ederiz arkadaşımıza da. Vallahi helal olsun, güzel bir şey. Kaleci de clean sheet'e göre sırala. 12. Çok güzel. O zaman Nurcum devam etsin. Bu arada Mekke'nin 81'lik bir stoper oldu. Teşekkürler, iyi günler. Ben mi devam ediyorum? Ben Erdem'cim. Evet. Bu ben değil. Bu İyi, Uğur tamam abi. Ben yapayım o zaman. Yap. Uğur abi devam etsin. Yap reis. Uğur abi devam ediyor. Devam etmeyi seviyor ve istiyor. Uğur'a bakalım kim gelecek. 16'sına gittiği zaman belli olacak rakibi Uğur'un. Real Madrid. Güzel. Haydi be. İkinizin de elenmesi lazım. Senin işine gelecek değil mi çakal? Evet. Yalnız Arden, ligde... Erdem'cim. Mesela ben 18 puanla çıktım ya, üstüne bir tur daha geçtim ya. Ben zaten 150'yim şu an. Üstüne Karabağ'ı aldım ya falan, öyle şeyler de var hani. Avantajlıyım falan diyor bir de herif, 200 puan geride. Olsun, yine de elen. Elenmeyeceğim mi yani, Allah Allah. Real Madrid'den kimseyi aldın mı? Almadım galiba. Neyi? Real Madrid'den kimse almadım bu sefer. Aldın ya. Vinicius Junior'ı bende. Hazard oynuyor. Vinicius Junior'ı aldım. 1-0. Eledi ya, Real'i eledi. Eleyemez Erden. Eledi.
Sen o kadar şey yapma. Eledi, sen eledi. O kadar hemen şeyleri yere indirme hemen. Eledi, eledi. Real Madrid'i eledi. Eleyemez. Eledi ya, of. Ligde de 3-4 tane üst üste koydu orada. Tam sen söylediğin adı değil mi? Aynen. Yo, eledi. Real Madrid'i eledi abi. Açtın mı bu? Eledi. Hadi. 2-1. Haaland, Haaland. Haaland'la dalga geçilmez. Evet. Yarı finalde Chelsea var, City var, Paris var. Paris geldi. Hadi Paris'e gelesin ya. Ver, ver koçum. Evet, bizim rakibimiz Arda'nın intikamını alacağım, Napoli. Bugün nefret ettim Napoli'den ya. Normalde severdim. Arsenal'i yendik. Devam edelim. Allah Allah, takım iki tane maç kazandı ilginç bir şekilde. Buradan geçeyim direkt. Embolo, Membolo, Valverde bilmem ne. Hepsi var. Hadi koçlarım. Oha be kardeşim. Napoli ne yapıyor? Taşak mı ya bu? Çoğaltmış. Kıvara çoğaltmış onu. Abi 3 tane şut çekmiş. 3'ü de gol olmuş ya. 10 oynamış Kıvara. Kıvara hepsi Kıvara yani. Vallahi olamaz ya. 3-0 ne ya? 3-3'te ya. Bu Napoli... Napoli'ye bak. Bir dahaki şey Napoli formasıyla geliyor. Ya bir de Napoli çıktı diye insan seviniyor ama sonra çakıyor ya Napoli. Böyle en sinir bozucusu o. Allah'ım yarabbim ya. Sürekli baskı. Oha uzun... onu yapma. Yeter artık. İlk maçta 3 şuta 3 gol yememden eleniyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Sen de sezon sonunda abi yapacak bir şey. Gideyim mi? E git. Ne şuraya yapacağım? Bak ya. Ulan 3 şutun 3 gol. Nasıl 3 tane gol yiyorum ya? Haziran. İnşallah. Çok saçma bu arada ya. Burada doğruya doğru yani. 1-0. Adam yok etmiş Kıvara tek başına. Bak kupada bak. Yalnız. Kupada ne ilerliyorum lan? Onur abi de başladı ha. Finale çıktı. Ah be. Ağlak. FA Cup aldın, ağla. FA Cup daha fazla puan olması lazım bence. Daha fazla maç yapıyoruz bu arada. Evet, tamam. Evet. Buyur abi. Çıkıyoruz, merkez. 77 puanla şampiyon olmuşum. 77 puan ya. Oha. Bu inanılmaz bir şey ya. Ulan ben 89'la oldum. Neyse, puan alacağım. Allah'ım yarabbim. Çok kötü ya. 77 puan, 27 averaj. Çok kötü bir puan. Gerçekten çok kötü puan. Ama hiç olmadı şampiyon değil. Yani de öyle bakalım. Buradan bir FA Kupamız var. Arden'i geçti şu an lan kafadan. FA Cup'ı da var. Ama şey, puan? Bunu daha sonra hesaplayacağız. Daha bir FA Cup'ı ne yazık ki yok. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. İnşallah şey almıştır Napoli. Şampiyonlar Ligi'de daha fazla gitti. Napoli buradan Liverpool'dan 5-2. Tövbe estağfurullah ya. Evet, çok az gol attığımız için ya. Puanımız çok az olduğu için ben hiç gol kralı falan çıkartabileceğimi düşünmüyorum. Aa, sen ikinci çıkmıştın. Çeyrek finalin 100 puan o zaman. İkinci çıktın sen. Evet. Kane burada. Benden kimse yok. Böyle Newcastle'dan Embolo Bagaç'ı. Asist krallığında yine baktığımdan kimsem yok. Rodrigo'ya bak lan. Ne alaka? Burada da De Gea. Çok az. Şampiyonlar Ligi'ne bakıyorum. Alisson ne yazık ki burada Newcastle'dan yok. Burada da yok. Çok kötü bir sezon geçirmişiz abi ya. İğrenç bir sezon geçirmişiz ya. Bu kadar kötü değil abi bu kadro ya. Ya şu kadro bu kadar kötü değil abi ya. 88, 80, 88, 88, 91, 85, 87, 87, 90, 87. Kötü değil abi bu kadar ya. Değil mi? Aslında vallahi o kadar değil şey ya. Değil. Evet, 32 gol. Arda'nın 31 miydi senin? Benimki 33. Aa! 11. Ama buraları Uğur abi alır zaten. Asistim 12 benim, senin 11'di galiba Arda. 11. Evet. Gol yenmen maçta da kalecim... Verimin kaç? Verimini söyle önce. Kalecim 11. Verimin kaç? Verimim 40. Embolo. Oradan da fazlayım. Onur hayır, abi. Santrafor bak. Desen gollerini söyle. Dur tamam dur. Yorum değil. Şimdi gol asistleri kalecilerin. Asistim De Bruyne 12. Golüm Embolo 32. Gol yenmen maç kalecim 11. Ulan var ya hep bir farksınız ha, inanılmaz. Ama şimdi Uğur abi oraları süpürecek gelip. Bak, çünkü hani daha fazla. Adım konuşuyordum ya, diyordum bu takım nasıl? Hadi diyelim ki bu çocuğun overall'ı kötü. 40 gole katkı vermiş abi. Aynen öyle. Onun tek bunun üstüne sistem kurdun o yüzden. Ya ama 40 gole katkı vermiş. Şeye elenmen senin saçmalık. Başka hiçbir şey düşünmene gerek yok. Napoli'ye elenmemen. Napoli'ye elenmen saçmalıktı yani. Neyse, sağlık olsun. Tek şey o şu an senin. Evet. Sağlık olsun. O bana... zaman Uğur abi devam ediyor ve... Oğlum bekliyor diyorsun da adam 77 puanla Premier şampiyon oldu. Onu da söylemen lazım. Sağlık olsun. Evet, onu da aldı ama aldı yani. Bugünün şampiyonu gerçekten Uğur abi oldu. Tebrik ediyoruz. Bakalım kim geldi? City. Artık bunu da ellerse oha ya. Real Madrid geliyorum, City geliyor ya. Evet, rahat eder. Ya şu stoperlerle bile bu kadar iyiyse, şu stoperlerle. Ben de artık bir şey demiyorum abi. Evet lan. Çok benim de şimdi benim hiç gözüme çarpmamıştı. Ya beyler kaleci 90, diğer stoper 90, defansif orta 90. O kadar da değil yani. O ne ya? Bunlar kötü de 2-2. Bunlar yine bana şey yapacak ya. Ne güzel ya. Vallahi. Yalnız Haaland. Romarinho almışlar. Ronaldinho'nun geri zekalı oğlunu almışlar. Yine gol atıyor ya. O değil bu, bu şey ya. Romario vardı ya. Romario'nun oğlunu almışlar. Romario'nun tilkten oğlunu getirmişler, herif gol atıyor ya. Gerçekten oğlu mu onun? Romario'nun oğlu.
Şey, Romario kısa boylu olan PES'te şeyi vardı, ikonu vardı o. Uğur abinin Haaland'ı hepimizden fazla gol attı bu arada. Yok, o da gitti, elendi. Vay arkadaş. Elenmiyor ya. Vay arkadaş. Kane, Haaland. Bu arada Haaland'ın çok gol atması benim için daha iyi yerden. Senin oradan fazla puan almaman benim için daha iyi. Niye? Aslında fark etmiyor. Fark ben etmez. Araya girersem daha kötü de araya giremem. Senin birinci olman benim için iyi. Uğur, sen Haaland daha fazla gol atarsa 150 alır. Da, şöyle düşün. Ben sonuncu olsam, Arden 1, sen 2 olsan zaten 50-25-0 olacak. Böyle olunca da Arden 25, sen 0 olacaksın. Ne fark var? 25 yok. Yok mu? 25 yok mu? İşte adam anlattı ya. Uğur abi birinci olsa ben, yine aramızda 25 olacak. Üçüncüye puan yok yani. Evet. Tamam da şöyle düşün. Uğur aramızda fark olsa yani. Sen 100, ben 0 alacağım. 100 puan fark olacak. Arsenal. Evet, aramızda olsa ama... Her türlü sana kötü olacak. İşte onu diyorum ben de. Ben bunu oynayayım mı? Oynayayım ben bunu. Oyna oyna. Yenileceğiz ya. Belli. Evet. Biraz eğlenelim. Bu yine beni buldu abi. Avrupa'da ne düşünün oynasam geliyor. Mbappe var değil mi hacı? Rahat ol. Geliyor bu. Bence... Yapıştır! Tielemans! Tielemans! Bence şöyle olacak. Asla. Herkes oyunun başında... Geleceksin buraya, oynayacaksın lan. Herkes bence oyunun başında seçkinden bir düşük, efsanevi değil mi? Ha. Efsanevi değil girecek. Zaten, öyle de. Zaten. Hala ödemiyorum. Öyle girecek herkes, aynı olacak herkesin. Ondan sonra şampiyonluk finali çıkarsan 70'den sonra kendi oynama hakkın olacak. Ya da belki diyecek. Yine maçın ortasında önerilerini sıralıyor. Maç hariç. 70'te maça katıl diyeceksin abi. Gireceksin ya, belki yersin, belki atarsın. Bu bir konsept olabilir ayrı. Aha, dondurma yalnız var ya, dünyaları çıkardı he. Şu anda Uğur gerçekten maçı kaybetmek için elinden gelen her şeyi yapıyor derken aşıtma. Vinicius. Evet, artık iki eşeğin. Eli. Evet, Uğur 2-0 önde ama Mbappe, baksana kimse yok ya Mbappe'nin yanında. İşte şimdi sinirlendi işte. Gördün mü stoper Arda'n? Uçarak vurdu. İçinden geçti. Evet, orta sahada şu anda gerçekten paylaşılamayan bir top. Mbappe'ye pas. Ya şu 99 kim abi ya? 99'a ben bakacağım şimdi, bekle. İnanılmaz müdahaleler yaptı değil mi? Gol be. Gol. Dereceler abi, derecelerden. Nasıl bakıyorsun? İnanılmaz müdahaleler yaptı ya. Çift taban falan dalıyor ya. Mbemba. Abi böyle bir şey olamaz. Çift taban falan dalıyor ya. Bu arada keyfiyle 3 olmuş, hala yürü falan diyor ya. Ne yapsın abi adam? Paris'ten intikam ve Tielemans açtı yolu. Buyurun Uğur Bey. Yazıyorum ben bir yandan. İlk defa şampiyona tarihinin rekorunu kırdım. Çünkü hem 18 puan aldım grupta. Galatasaray'a evet, kadar gittim. 550 puan alıyorum. İlk defa böyle bir şey oluyor. Ben ne yaptım Galatasaray'la? Sen 18 puan almadın grupta Onurcuğum. Galatasaray'la. Biliyor musun beni? Almadı. Galatasaray'la. Tamam, özür dilerim. Tamam. Ve Real Madrid'i Manchester City'yi falan eleyip geldi. Bu ne demek? Herkes yen demek. Şampiyonum 88 puan. Arda'n 89 muydun sen? Evet. 88 puan'a şampiyonum, 44 averajım var. Bana girdi, Allah kahretsin bana. Bir tane daha, iki tane daha atsa var ya. Ben bunda ne ara elendim anlamadım, hatırlamıyorum ben sana elendiğimi. Karabağ'ı kazandım. 50 puanım var Karabağ'dan. Şampiyonlar Ligi'ni söyledim zaten. Kane gol kralı, 26 atmış. Sırf Salah gol kralı olmasın diye aldım Salah'ı bu arada. Asist krallığını bir asistle kaçırıyoruz. Ama Kane bayağı iyi bu arada, hem gol hem asist de var. Ve kaleci kralı Oblak. Hep kaleci krallığını alıyor ya. Hiç iş yapmıyor dedi dinlen. Arden'in bedavadan verdiği. Kaleci kralı oldu. Şampiyonlar Ligi'ne bakıyorum. Abi başka kalecileri de alıyor ya. Yarısını alıyorum. 20 alıyorum. Avrupa kaleci krallığında da var. Yarım puan. Asist krallığında yokum. 4'te kalmış Vinicius Junior. Ve Haaland Avrupa gol kralı. Vallahi tebrik ediyorum. Diyecek çok söz var. Ama kelimeler kefelsiz kaldı ve ben burada özellikle Arden'i tebrik etmek istiyorum. Lütfen yorumlara da lütfen Arden'e alkış olarak böyle Arden'e yazın ve alkış şeyi koyun arkadaşlar. 56 verin. En yakın puan olan Uğur, bütün adamları gitti Uğur'a verdi. Ben dedim ki ne yapıyorsun dedim. Yapma dedim, beni dinlemedi. Bana kötü adam vermeye çalıştı, Uğur'a iyi verdi. Tebrik ederim Arden özellikle seni. İnşallah seni geçer diyoruz. Ve Profesör Doktor Var Uzmanı Uğur'un hesaplamalarıyla biz birazdan buradayız. Oğlum adam sunumu ya... Onur sunumu yapayım kanka. Yaptın ya. Adam sunumumu yaptırmadı. Ağzıma tıktı tıktı, bir de vara götürüyor. Evet, sunum daha bitmemiş arkadaşlar. Buyurun. İnanılmaz bir adam ya. 41 gol 15. Verimi aldı. Siz 56 verimim var. Golde 41.
Adam hem gol kralı aramızda hem asist kralı. Gol yenmeyen maçta 20 oblak var. 56'ya göre ben yazacağım şimdi. Onurcuğum bir an önce VAR'a gitmemizi istiyor. VAR'a gidiyor. Uzman profesör doktor VAR'cı Uğur'la VAR'a gidip geliyoruz. Kalecin kaç gol yenmeyen 20. maç? 20. 20. Şuş. Arkadaşlar VAR'a gittik. Onur'la Arden arasında çok ciddi bir yakınlık var. Şimdi Onur Şampiyonlar Ligi'de daha öteye gitti. Bir tur fazla geçti. Ama ikisini Napoli eledi. Böyle bir talihsizlikleri oldu. Ama burada fark yaratan unsur Arden'in 89'da şampiyon olması ve benim 88'de kalıp Arden'in 100 puan alması. Gerçi o da yetmiyordu. Arden'den 0 alsa da yine ucu ucuna geçiyordu. 674 puanı var Arden'in. Onur'un ise 569 puanı var. Hiç verim çıkaramaması, biraz işte santrfordan eksik kalması. Bir de ucu ucuna kaçırmış şeyi de. Golü de mesela bir golle kaçırmıştın. Golde Arden'i geçmeyi. Oradan 50 puan fark olurdu. Kalecide de bir clean sheet'le kaçırmışsın. Orada da 50 puan fark oldu. 100 puan aslında. Ama Arden zaten 105 puanla kazandı. Yani senin ucu ucuna bir krallık alman lazımdı. Evet. Hiç krallık çıkaramaman orada çok etkiledi. Ben size yakın tarihimin rekorunu kırdım. Şampiyonlar Ligi zaten... Helal olsun. 18 puanlı ilk Şampiyonlar Ligi oldu. Şampiyonluğum var. Karabağ Kupam var. Avrupa Gol Krallığı. Burada hepsi ayrı ayrı. Ligde Gol Kralı Kane oldu. Avrupa'da Haaland oldu. Kalede Oblak oldu falan böyle. Aa ben şimdi yazmamışım. Çok iyi bir performans. Benim 20 puan eksik hesaplamışım. Onu düzelteceğim. Avrupa Kaleci Krallığı'nda da ortaklık vardı. Yani toplam aslında 1363 puanım var. Helal olsun yani, ya. Diyecek bir şey yok. Diyemiyorum. O iki stoperle böyle bir başarı yaptığı anda demek ki abi forvetin iyi olacak, onu anladım. Evet, Arden'in bir tezi gelişmişti. 3 haftadır falan şey diyoruz. Forvet önemli değil falan. Böyle önemliymiş şey abi. Vardı. Bazen düşük forvet alınca da atıyor ya, ben o yüzden demiştim. Belli olmuyor ya. Evet, gerçeğine bağlı ama bazı forvetleri tanıdığımız için şimdi Haaland Kane birbiriyle uyumlu her zaman. Haaland Kane'de verim çıkmadığını ben hiç görmedim. Ya da Kane Mbappe de çok manyak oluyor. Aynen. Kane çok doğru bir partner. Çünkü Kane asist krallığına da oynayabiliyor aynı zamanda. Tebrik ediyorum abi. Çıkarıyor. Helal olsun. Bu arada bu galibiyetinle puan puana yaptın. 90 puan oldun. Ben de ikinci olduğum için 90'ım. Ne var Onur abi? Sen de 84'sün. Bundan sonra grafiklerde Uğur'a yardım edeceğim. Bugün bana yaptığını asla unutmayacağım. Adam sana yakın puan olmasına rağmen ona hep iyi oyuncular verdi. Ya bir şey diyeceğim. Adam yakın puan da Ben abi, onu genel iyi gelsin diye yaptım. Bu bir. Bir de bak şöyle düşün. Genel hepimize iyi gelsin diye yaptım. Kendi ağzına demedin mi? Uğur da şahit. Onur abiye öyle olsun diye yaptım demedin mi bir kere kötülüğünü? Bir kere kötülüğünü ya sana şöyle, yaptım. Arden bunu belli bir niyetle yapmadım. Şimdi uyumadan önce Arden, biz bunu iki parça çektik. Uyumadan önce daha ılımlıydı böyle. Yani genel iyi gelsin. Bu zorla uyandırdıktan sonra huysuz bir şekilde saplayayım geçeyim moduna geçti. Arden kendinin farkında bile değil. Ben Arden'in DNA'sını bildiğim için, kodlarını bildiğim için az da uykusuzluktan yaptı Onur'a. Olabilir. Tersi olsaydı bana yapacaktı. Bir de Onur abi şöyle düşün. Bunca zamandır böyle rebitlerde millet hep çıldırdı. Arden Onur'a kaç tane oyuncu verdi? Arden Onur'u şampiyon yapacak. Arden Onur'a kadro kurdu diye en az 2-3 tane böyle rebit vardı. Bir tanesinde de Uğur abi olsun yani. Ya böyle bir yalancılık yok. Hayır, benim niyetim bu değildi en başından. Ama böyle oldu, ne yapalım, bir tane de böyle olsun. Arden beni niye kazandırmak istesin ki bana? Arden kendi kazanabileceğini düşündü. Hatta inanıyordu şeyde, lig bittiğinde ben çok avantajlıyım falan diyordu. Orada bile inanıyordum, evet. Uğur'un Şampiyonlar Ligi ekstra oldu tabii ki. Tebrik ediyorum ben. İki arkadaşımı da tebrik ediyorum. Uğur Arden'den bir konu geldi. Paris'ten intikamımı aldım. Paris'ten intikamımı aldım. PSG'nin içinden geçti. Bir daha da PSG artık çıkmaz Uğur abi. İçinden geçti çünkü. Ama Uğur şu anda gerilerden gelerek, bazen 10 puan falan geriye düşerek geriden liderliğe ortak oldu. Acaba bundan sonra grafiklerde ne olacak? Uğur ve Arden arasındaki kapışma nasıl devam edecek? Sen de varsın, 6 puan sende. Ben kime yardım edeceğim acaba? Onur 2'ye 1 talsın. Kafaya evet. Gelirdi. Ne kime yardım edeceğim? Sen iyisin acaba zaten. Böyle dönerken Uğur'a mı? Arden'e mi? Şey gibi ya, neyse bunu videodan sonra söyleyeceğim. Evet. Tam Joker moduna geçti yine. Sen sakallarını mı kestin? Evet, sakallarını kestim. Yakışmış diyemeyeceğim, yakışmamış da diyemeyeceğim. Değişik sadece. Yakışmamış. Ben zaten sakal her zaman kötüyüm. Ama şöyle bir şey, evdeki tıraş makinesi çok dandik bir tıraş makinesi. Bir yerden keserken bir yeri çok alabiliyor. Ben dedim ki hafta sonuna kadar nasıl uzar dedim. Hafta sonuna kadar şöyle bir şey yapayım dedim. Hafta sonu havuz var. Havuza kadar dedim uzasın. Evet. Güzel.
Onur'un ortamları güzel, şekilli. Almanya'da imkanlar, sosyal testler belli ki çok sonuna kadar kullanıyor. Bu adam da sonuçta Avrupa'da yaşıyor yani. Tek bir şey, çocuklarımızı getiriyoruz. Hayatı yok. Evlatlarımızı havuza götürelim. Sıcakta çocuklar evde kalmasınlar. Helal olsun. Ben daha başka bir şey diyemiyorum. Bir dakika bana ver, konuşma yapacağım. Ona ver. Bu adam 6 aydır söz verdi, üstüne yattı. 6 aydır her gün pazartesi günü atacağım dedi, atmadı. Atacağım dedi, atmadı derken bir pazartesi geldi ve o gün bir Konya Spor'u bildi attı. Sonra salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar mesai bitmek bilmeden, yani atıyor diyemeyeceğim ama yine ara ara atıyor. Bu adam artık rebuild yapıyor arkadaşlar. Rebuild'lerini izleyin. Abone olun. Lütfen abone olun. Çünkü bu adam 157 bin de misin? 158 bin de misin? 157 bin. Kardeşlerim 160 bin yaparlar inşallah. 200 bin yapalım. Bence 160 bin olur. Olmalı. İnşallah yaparlar. Bugün yaparlar. Bu arada... Bugün olur. Bu videoyu izlerken arkadaşlar, dün de kanala Samsun Spor Rebit geldi. Dün geldi kanala. Süper Lig'e hoş geldin Samsun Spor. Onu da izleyebilirsiniz. Dün geldi. Mükemmel. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Uğur'un şampiyonluğu dört gözle bekliyorum. Bir sonraki videolarda neler yapacağımı göreceksiniz. Arda'nın kanalındaki bütün haterlarıma buradan selam söylüyorum. Haterlarım hazır olun. Klavye başında olun. Bana yorum yapmaya hazır olun. Bir sonraki videoda Arda'nı mahvedeceğim, haterlarım. Sizleri çok seviyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Tschüss. Pürüştükül. Pürüştük.